Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi zaman. Mevzumuz zaman. Zamanla alakalı şöyle bir iki cümle söyleyeyim, ondan sonra şuradaki. Zaman zamandır, zamanın geçmişi ve geleceği yoktur. Her an aynısıdır. Dışarıdaki yaptığı tesirle biz unvan ve sıfat veririz ona. Yani tık tık, soğukta da tık tık, sıcakta da tık tık, gecede de tık tık. Karanlıkta da, aydınlıkta da tık tık. Zamanı yoktur. Aynı şeydir. Şimdi size anlatacağım şuydu. Şu arkadaşlar, şunu böyle çıkartayım. Zamanı yapmak için. Öyle gidiyor. Ama biz onları fazla şey yapmayacağım. Sana biraz da sağdan yazırsan. Efendim abi? Biraz sağ taraftan yazılırsa. Böyle sen yap. Şey vuruyor biraz oraya da ışık. Bu tarafa biraz vurmuyor şu tarafa. Tamam. Şimdi burası mec'ul. Esma. Sonra yukarıya gidiyor. Tamam mı? Şurası. Kabu. Kavsey. Tamam. Şimdi zamanı göstereceğim, zamanı. Bizim hoca derdi ki, bak, motoru dağıtacağın zaman ilk önce dağıtacağın yeri, kullanacağın takımları bir yerde. Sakın hepsini sırayla göre koyacağız. Tertip yapacaksın. Tertip işin %50'sini götürüyor. Tahtayı kullanamadın mı? Birbirine girer. Kavramakta da zorlanır. En güzel eğitim %58'dir, görseldir. %17, bazılarına göre %21 deniliyor, işitsel. Şimdi, bunu belki de 10 ders anlatsam, şu yazacağım şey, sembol, yani harita, kafaya girmez. 10 ders yapsam, 100 defa anlatsam, olmuyor. Bir defa yazdım mı, tamam. İşte, böyle gözüküyor. Zihnim yapısı %58 böyle imiş. Onları söyledi. Bence daha fazla. Bak. Arş-ı azam. Arş da çok farklıdır. Levh-i mahfuz. Bunu anlatsam şuradan büyüktür falan. Nasıl? Çok sağlıklı. Bak. Şöyle de şunu da yapabilirim. Şurası arş. Arş-ı azamın arş. Dağlar kadar farklı görüyoruz. Burası cennet. Tamam. Şimdi burası daire-i ilim. Burası daire-i hayat. Burası kürs. Burası levh-i ispat. Bu bir yer anlatmıyor. Senin fotoğrafın, röntgenin. Sen şecere-i hilkatın çekirdeğisin. Bu ağaç almış hali. İnsan bir çekirdeğe benzer. İnsan kainatı suradır. Kainat insan ekberdir. Bu.
Senin açılımın bu. Senden bahsediyoruz. Peki nasıl gireriz dedi. Bugün bir tanesi sordu yolda yürürken. Düşün, şu anda zaten oradasın. Şu anda bunu düşünürken oradasın zaten. İçeridesin şimdi. Burası, burası, kağıt, nur, tezgahı. Esma Arş'tan sonra ne miydi? Esma Arş'tan sonra. Meçhul'dan sonra Esma sıfat. Esma'yı nereye indiriyorsun? Esma Hüsna. Esma Hüsna, ha, azami tecelli ettiği yer burası. Ha. Azami tecelli, burada perde yok. Burada var, menatip var. Yukarıda var gene Esma. Şurada mı? Burada yok, bu kendisi vacibül vücud. Şöyle yapayım bak. Esma o zaman karıştırdı, karıştırmayacak. Peki. Şöyle yapayım. Tamam abi, peki. Şu sıfat. O zaman şöyle yapayım. Sıfatı ayırmıyorum. Sıfatı zati, sıfatı vüsvede. Şu unatı zatiye. Mahiyeti zatiye. Bunun hakkında ama diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu bilinmezlik. Evet. Fakat bu siyah. Ama silinecek mi bu? Ama da diyebilirsin de Peygamber'in hadisine göre ama inşallah silinir mi bu? Bakayım, merak ediyorum. Ha, siliniyor. Ama da demeyeyim. Risale geçmiyor. Hadis de geçiyor. Tamam. Şimdi bunun hakkında ezeli ve ebedi bir bilgi yoktur. Olmayacak. Çünkü bizim bilgimiz şuradandır. Kur'an nereden gelmiştir? İlim sıfatından. Ondan yukarısını bilemezsin. Çünkü çekirdek, kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve. Geri gel. Meyve, dal, çiçek, yaprak, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Bir şey nereden gelmişse son noktası da odur. Kur'an elimizde son kaynaktır. Başka bir şey yok. Kur'an'la varılabilecek tek nokta sıfattır. Öteki taraflara işaret eder. Bunun hakkında hiçbir şey yoktur, olmayacaktır. En iyi bilen sensin. O bilinemez. Olamaz. Biz kitaplarda konuştuğumuz, Allah hakkında konuştuğumuz bütün şeyler bu makamdadır. Esma'dan. Evet, yani Allah, Rahman, Rahimler hepsi burada. Yani bizim konuştuğumuz Allah, Esma'daki Allah. Mahiyeti zatiyedeki Allah değil. Ya ben bu alemi tanzim ettim, o da böyle yaptı. Ben şöyle yaptım, o da böyle yaptı. Bu Allah. Bunun hakkında bilinemez, mümkün değil. Mahlukuz, ne kadar şey olursa. Neyse ben buraya kadar ineyim, biraz daha ineyim aşağıya. Zamanı çünkü işleyeceğiz. Kâfının tezgahı. Zalimi. Lerza. Lerza. Yedi kasseba. Miraç çocuğunda Peygamberimizin iki şey ise bu. Bu şarkının da öyle bir şeymiş. Bunlar da ayet ayet var. Adem şarkısı da alim var. Şu anda buradasınız. Şimdi konumuz abi her şey hayattan demiştiniz ya. Sana. Her şeyin kaynağı hayat diye. Hani. Tamam abi. Dedik ki daire hayat hani ortalarda bir yerde. Daire hayat. Hayatın kendisi burada. Oradan aşağısında şey oluyor. Hani mevcudan. Bak.
sevgili kardeş, burada muhi esması. Esması. Hay. Sıfatta şurada hay. Heh. Hay orada evet. Sıfattır. Şey, burada yani. İse muhi esmadır. Burası dairesidir. Tamam. Şimdi konumuz zaman. Zaman nerede başlıyor? Zaman nedir? Şimdi ustad diyor ki zamanın hakikati, zamanın hakikati lef-i mahfi ispattır. Hakikati. Zaman nedir peki? Zaman mahiyeti var. Kökeni nedir? Der. Peki, esmanın yeri neresi? Şurayı siliyorum. Baştan sonra. Nedir bu? Hakikattır. Esmalara mahiyet hakikat aynı zamanda lugatta istidat kabiliyet diyor ama. Tabii. Herkes doktor istidadındadır ama herkes doktor kabiliyetinde değildir. Herkes alim istidadındadır ama herkes alim kabiliyetinde değildir. Herkes alim kabiliyetini kabiliyet buzdur, istidat sudur. Su her şey olabilir. Buz oldu mu artık kar değildir. Buhar değildir, buzdur. Muayyenleşmiştir. Su her şey olabilir. Boş bardak her şey olabilir ama su dolduktan sonra artık şekil odur. Şimdi zamanın hakikati levh-i mahfi ispattadır. Peki alem-i şehadette zamanın alemi şehadetteki ne Suret denir. Zamanın sureti. Tamam mı abi? O zaman hakikat süreçteki meratipleri farklıdır. Meratipleridir. Hakikatın meratipleri. Buraya kadar ise sonra malzemelerini yapacağım. Dersi iyi dinle. Bunu öğrencilere anlatacaksın. Bunu gel. Efendim abi? Diyorum Cemil Hoca, iyi dinle. Bunu anlatacaksın da öğrencilerine. Evet. Kaderde kullanırım. Anlarlar zaten. Ta esirden mertebelerinden enerji
enerjiye atoma kadar meratipleri. Meratipler var burada. Mertebeler var. Evet. Galaksilere kadar. Hepsi de zamanın şeyidir. Meratipleri. Hasan abi, bu bizim bugün gönlün alem dediğimiz bu işte 100 milyar 200 milyar galaksiden bahsediliyor. O alem şu an. O hep burada olan değil mi yani? O bahsettikleri semai dünyanın 7 katın dünyaya bakan seması var. Bugün 200 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldız. Hep o varsayımların ve var olan her şeyi konuştukları konuşacaklar. 7 kat semanın arza bakan semai dünyasındakilerdir. Daha birinci kat bile değil. Birinci kat da 7 ayrılıyor. Bir katı semai dünyadır. Ve dibi yok şu anda. İşte orada gezegenlerde alemi berzahta olanlar geziyorlar. Çünkü burada oldukları için buraya rahat geziyorlar. Yıldızlar arası geçiyorlar. Şimdi mesela vefat eden bir insanın şuradayken şuraları kullanabiliyor. Nereye kadar gidebiliyor abi? Eğer tayyip ruhsa abi. Ha tayyip ruhsa. Tayyip ruh olacak. Yani mesela 3 saat mesela. Nereye kadar giriyordur? Ha. Yaşarken nereye kadar gitmişse. Ha. Yaşarken gittiği kendisi midir biz bilmiyoruz. O zaman kendisi biz hüsnü zannedelim. Evet abi. Nereye kadar? 16. lemada diyor ki. Evet. 16. lemada. Çok nadir insanlar ki onlar asıl imamlarıdır. Kesin o. Asıl imamları lef ezeliye kadar gidiyorlar. Nadir de olsa diyor. Allah. Asıl imamları ayrıyeten bu kutuplardır. Kutuplar. Lef ezeliye nadir gider. 16. lema sonra. Evet abi. Miraç diyor Peygamber Aleyhisselam'ın imkan ve vücub. Bu buraya aleme imkan alemi denir. Şuraya. İmkan. Buraya imkan aslında mümkünat alemi yani. Şimdi imkanı anlatmıştık, bir daha anlatalım. 3 tane vücut var. Şunu yazayım da ondan sonra şöyle yapayım. 3 tane vücut var. Vücut. Bak şimdi. Vücut. Mümkün. 2. Mümteni. 3. Vacip. 3 tane vücut var. Tamam mı? Vacibül vücut. Allah'lık hakikati. Allah. Orada mahiyet oluyor o zaman. Mahiyet denilmez artık. Hayır. Orada vacibül vücut. Oradaki esma mahiyet. Bizle alakalı oluyor. Yok, bizimle alakası yok. Anlayıp bilemeyeceğimiz. Yok. Çünkü şuraya kadar bile biliyoruz. Şu Kur'an'ı bahsettiği, Kur'an'ın geldiği kadar biliyoruz. Buraya işaret ediyor. Şefkat-ı mukaddese, memnuniyet, muhabbet-i münezzehe, lezzet, surur, şefk vesaire, ihtiyar. İşaretler var. Bizde donanım var. Buranın donanımı var bizde. Bunu buradan bilmiyoruz. Mahiyeti bilmiyoruz. Kur'an'la işaret edilmiş bilmiyoruz. Orada olacak. Yani bunun hakikatini biliyoruz. Mahiyetini, kökenini bilmiyoruz. Köken mahiyettir. Şemalarda her zaman arşa kadar esmayı çiziyor. Evet. Esmanın arşa yukarı yok diye. Şimdi Hasan abi özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Şunu bitti. Ha buyur tabii, bunlar yukarı ya. Neyse devam. Sor sorabilir miyim? Şimdi dediniz ya mahiyet, Cenab-ı Allah'ın mahiyeti. Cennetteki
Rabbimizi görme, rüyet dediğimiz olayda yani nazari bir şey mi var yoksa bir seyahat mi var? Yani o aleme gitme mi var? Şimdi bak. Yani o dediğimiz aleme. Ona geleceğiz. Şuradan orayı tutun. Tamam orayı tutun. O soruyu tamam, tutun. Tamam dur. Çünkü böyle şeyler benim keyiflendiriyor. Estağfurullah. Benim keyif hoşuma gidiyor. Tamam şuna. Şimdi vacibül vücut. Vücudu kendindendir. Ne demek o? Yani mesela bir şey arizidir, sıfattır, bir de özdür, cevherdir. Tamam mı? Bu nasıl anlarız? Bir şeyi, bir şeyin, bir özelliğini kaldırırsanız, o asıl kalkmıyorsa kalka sıfattır, kalkmaya cevherdir. Mesela, buzdan suyu kaldırırsanız, ortada ne kalır? Buzdan suyu kaldırın. Hocam, ne kalır? Buzdan suyu kaldır. Bir şey kalmaz. O zaman, peki, sudan buzu kaldırın. Su gene kalır. Su gene kalır. Ha, o zaman buz arizidir. Arizidir. Evet. Sıfattır. Su ise özdür, evet. Cevherdir. Esas. Bir şeyi cevherle özde sıfatı ayırt etmenin en güzel alameti budur. Bu soruyu sormaktır. Evet. Buzu kaldırırsan, karı kaldırırsan, buharı kaldırırsan su kalıyor mu? Kalıyor. Kalıyor. O zaman su özdür. Cevher. Ötekisi cevherdir. Şimdi biz esmayı kaldırdığımız zaman sıfat kalıyor. Cevher. Cevher sıfır. Çünkü nur-u Muhammed'i bu mecul peygamber aleyhisselam benim nurum der yaratıldı diyor. Şimdi onu kaldırırsan esma kalıyor. Esmayı kaldırırsan sıfat kalıyor. Şimdi bunu böyle edeceğiz. Şimdi Kab-ı Kavsiye'ne kadar peygamberimiz aleyhisselatü vesselam şuraya kadar kelamıyla kelamına mazhar oldu, mucize. Risale'de geçen sırayı hatırladınız mı? Suretine ve kelamına demiyor. Çok önemli ha. Hiçbir kışır yoktur. Ben sıralama hakkında bir saat konuşmasam hiçbir şey bilmiyorum. Risale'de bana kelime söylüyorum. Niye bunun öncesi sonrası? Biraz çalışayım, bir iki hafta göreceksin. İlk önce kelamına ve rüyetine diyor. Allah Allah. Rüyetine ve kelamına demiyor. Demiyor. Korkunç bir fark var. Çünkü arşa kadar diyor cismaniyetiyle gitmiş. Burak'la gitmiş. Ondan sonra refle gelir. Ha, gitmeyeceğim daha. Şuraya da rüyetine mazar olmuş. Ha? Kelamına ve rüyetine. İlk önce lef-i mahfuz olacak. Kelam sıfatının tecellisi. Problem orada. Şimdi bu sağken ama normal avamda rüyet dünyada yoktur. Müşahede vardır. Müşahedetullah. Müşahedetullah. Var alemi şahadette. Kime? Avama. Müşahedetullah var. Nerede? Alem-i şahadet. Peygamber Aleyhisselam Miraç'a gidince müşahadetullah olmadı, rüyetullah oldu. Tamam mı? Yani şuraya kadar müşahadetullah'tır. Şundan sonra rüyetullah'tır. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki yaşarken burada orayı yaşarsa avamın beklediği ve gideceği cenneti havas dünyada ruhunda yaşar. Bir daha yavaş söyleyeyim. Sen edebiyatçı değil miydin? Evet. Edebiyatçı. Edebiyat öğretmeni, edebiyatçı değiliz de. Ha tamam öyle değil. Yavaş söyleyeyim. Havas orayı burada yaşar, ruhunda. Artık o beşeri levazımatıyla bedensel hayatı istediği bir kullanır. Hani burada orayı yaşar, suretten çıkmış, hakikata geçmiş. Alem-i şahadet. Evet. Havasın diyor, cennette beklediği o ruhani lezzetleri, o cismani cinsellik kuruyedir, yeme içme değil. Ta ruhani bir lezzeti, havas orayı burada yaşadığı için hakikatini burada yaşar. Avamın beklediği cenneti havas burada ruhunda yaşar diyor. Bu sefer ruhundan miraç olur. Gidip, bak miraca kelamına ve rüyetine mazar oldu, o kapıyı açık bıraktı diyor. O kapıyı açık bıraktı. Tamam mı?
O kapıyı açık bıraktı. Öyle diyor yani. Ve gidip geliyorlar diyor. Niye açık bıraktın? Etkiye ümmeti. Gidip geliyorlar, gelecekler falan değil. O zaman dünyada bu miraca müessir olanlar cennette avamın göreceği rüyeti, ama cennette avam, bak avam cennette, çok soruluyor da bu, rüyete mazhar olacak. Rüyete mazhar olacak. Ama dünyada rüyet yok. Müşahede var. Müşahede var. Havas ise miracı olduğu için dünyadayken rüyete mazhar oldu. O zaman avamın cennette rüyete mazhar olmasını havas dünyada yaşamış zaten. Peki fark ne olacak? Avam burada kalacak. Ve bunun dibi sonu yok. Cennette olacak. Evet. Havas ise, şimdi bu dersleri dinlediği için, bu dersleri en azından, bunlar ne demektir? Bozulmuş İncil'in iki tane ayeti var. Ama her şey bozulmuş değildir. Verilene, bak, isteyene burada verilecektir. Burada istene verilecektir. Burada verilmiş mi? Her istene verilmiyor. Ama verilenler isteyenlerdir. Paldır küldür verilmiyor. Peygamber'e bile şey yapılmış. Peygamberlik teklif edilmiş. Al bunu denmemiş. Usta dışarı çizerse şöyle diyor. Yukarıdan aşağı arabanın üzerine eşeği atarsanız ala olur. Kamyona böyle bir şey atarsanız ila olur. Peygamberlerin Resulü anlatırken Resulü ala denmemiş, ille denmesi teklif edilmiş böyle. Alır mısın? Yukarıdan aşağı atılmamış. İster istemez cibir olur. Ala olursa. Diyor, tamam mı? Dolayısıyla peygamberlik teklif edilmiş. Orada şartlı kabul edilmiş. İla olursa cibir oluyor. Yok. Ala olursa. Zaten ala. Bırakma yok. Zaten ala. Zaten ala geçiyor. Geçiyor, teklif geçiyor. Hayır. Orada aç, bir aç göster o şeyi. Yaklaşık nerede? 147'de mi? İla olsa cebir oluyor, öyle mi? Ala olursa cebir. Şimdi burada yaşarken bu rüyeti olmuş. Peki cennette ne olacak? Adam daha havas buradan bu alemler gelecek. Burada isteyene veriliyor. İlmi. Rızkı diyor. Zenginliği istediğime verir. Buldun mu? Ha. Şimdi bu dünyada isteyene veriliyor ili. Evet. Rızkı ben istediğime veriyorum. Evet. Ama burada verildi mi sana istediğinse? Verildiyse müjdeler olsun, orada da verilecek. Çünkü verilene verilecektir diyor. Ayet. Çünkü istediği için. Yani burada istedi verildi. İstedi verildi. Yani herkese verilmiyor ama verilmişse. Mesela bir misal söyleyeyim. Neydi Muhammed mi? Mustafa. Mustafa. Şimdi bunlar şimdi sana gösterildi mi? Sen bu gündüz ortası 19 Mayıs'ta tatil olsa öğretmen olarak burada bulundur mu? Evet. Sen aptal mısın? Gezebilirsin. Neye buradasın? Bunları istiyorsun. Bu istemektir. Sana da verildi. Verilmişse isteyene verilecek, verildi. Evet. Verilene ki verildi, verilecektir. İnşallah. Verilene verilecektir. Çünkü Allah'ın böyle bir adet olağa çalışıyor. Kaldır küldür, al sana veriyor. Talep olacak. Talebe. Öne, talep eden yani. Evet. Olacak. Bu başka sistem, işletim sistemi çalışmıyor. Başka yok. Abi tam manası anlamamış takmışlar. Hayır, önemli değil o. Anla ve anlama. Onu demiyor. Duymuşsa değil. Talep etmek. Ama denk geldiğim bir şey, bir çay içeyim. Adam bir tanesi dedi ki bir fıtri gaz, doğal gazı yazacak bir zeytin şey geldi. Çok hoşuna, ya dedi, bir yüzümü yıkayayım falan dedi. Oldu. Ya oturabilirim ha. İyi dedi ya, çok güzel şeyler anlamadım. Çekip gitti. O da duydu. Olmaz ona. Talep etmesi lazım. Anlamasın. Mürid olacak, mürid. Evet. Başka yok. Buraya gelmesi istemezler. Tabii böyle şey yapacak. Öyle bedava yok. Şimdi bu rüyet olayı anladık mı orayı? Tamam. Aslında kavga kesen rüyet olmuş, değil mi? Üniversite kelam olmuş, peki arşa ne olmuş arşa azamda? Şu arşa azamda burada artık şey bitiyor.
Refref bitiyor. Refref de bitiyor yani. Refref bitiyor burada. Ref, raf, raf bitiyor. Buraya kadar Burak. Cebrail abi şöyle aşağı şöyle mi? Şöyle değil miydi abi? Burak'la ben yanlış hatırlıyorum tabii. Mescid-i Aksa'ya ondan sonra Miraç'la yukarı, ondan sonra refrefe üçüncü seyahat. Şimdi buradan seyahat, gece seyahat. Mescid-i Aksa'ya seyahat. Burak orada değil miydi abi? Burak oradan sonra. Burak Mescid-i Aksa'dan yukarıya. Oradan yukarıya gitti. Doğru abi. Bütünlük zaten. Zaten diyelim ki olsun orada olsun şöyle olsun. Doğru. Üniversite diploman var mı? Var. İlkokulda var otomatik. Doğru. Oradan gitmişse zaten burada da o sistemin mesela zaman burada hakikati, burada da hakikatin dişe vuruşları. Mesela dehr esması hakikattır. Buradaki mesela buradaki zaman şöyle diyeyim. Buradaki zamanda hangi şey kullanılmış? Zamanın malzemesi. Burada esir kullanılmış vesaire. Burada hayat meratipleri kullanılmış. Hayat malzemeleri. Zamanda. Şimdi zaman nefi mahve ispatta hakikatini son buldu. Hop Kemal buldu. Ondan sonra kendisini esir ve esirin yedi mertebesi. Sonra enerji ateistlerin buraya kadar geldi. Mesela atom altı kuantum enerjidir. Oraya kadar geldiler. Ve bir anda bıçak keser gibi kestiler Cerh hadisesinde. Kıyameti kopartıyorlardı. Şöyle olacak böyle. Niye bir anda bir kestiler? Yani niçin böyle medyada hiç yok? Bir anda yapıldı, deney yapıldı. %76'na muvaffak olduk. Deneyim, takip ettim. Ondan sonra bıçak gibi kesti. Evet. Niye kesti? Hiç haberi yok. Ne oldu yani? Neye kadem bastı? Sıra kadem bastı. Niye? Çünkü ateistliğin çöküşü bitti. Ateist bitti. Nasıl bitti? Her şey maddeydi. Madde ve maddenin hareketiyle oluyordu. Her şey budur. Ne Allah arıyorsunuz? Mekandaki maddenin hareketi. Baktılar her şey ki biz liseyi okurken atom, maddenin bölünebilir en küçük parçası. Tanım öyleydi, evet. Atom. Bir baktılar ki, atom altına inildi. Atom altına inilince, kum saati gibi böyle, atom üstü, böyle geldi, inceleşti. Atom altı daha kaos, daha kozmetik, daha en bir şey bütünsel, daha acayip, kozmik. Böyle bir alem. Ama atom üstü hiçbir şey değil. O kadar mecbur oldu ki ateist, Higgs atomu. Tanrı parçacığı demek zorunda kaldı. Evet. Tamam. Çünkü eğer atom altına inilip sıfır olsaydı tamam. Tanrı'ya hakikaten gerek yok. Niye? Tanrı'ya bir yol yok ki. Alemi gayba bir yol olsaydı atom altına çıkardık. Madem bu surettir diyorsunuz ey dinler. Sureti hakikatsiz olamaz. Sureti kaldırdık. Altında kimse yok. Ufak bir yol olsa biz matkapla deneyeceğiz. Bir baktılar ki atom altı atom üstünden daha acayip. Daha acayip. Siret suretten çok daha tabii, kompleks. Kompleks. Ondan sonra niye bıçak gibi kesti? Çünkü bazı ateistler Müslüman oldu. Çünkü bazılarına göre cinleri gördüler. Allah'ım. Meleği gördüler, vücudunu gördüler. Enerji seviyesindeki cinlerin. Çünkü cinler enerji boyutundalar. Atom altı enerji. Melekler biraz da esir. Melekler Hasan abi esir maddesi mi? Madde olarak esir madde. Esir. Vücutları esirdir. Çünkü cennet esir. Şekle girebiliyoruz zaten. Tabii tabii. Mesela diyelim ki güneş enerjidir. Onun daha aslı. Esir. Çünkü cennette huriler melekler var. Var. Esir derdir. Ama cismanidir. Cismani atom değildir. Cismani 12 tane ders var. Evet. Bakarsınız her bir ders 3 saattir. Evet abi. İnşallah abi. Şu andaki. Şimdi zamanı bundan sonra işleyeceğiz şuradan aşağıya. Zaman dehr esmasıdır. Zamanın zamanı yoktur. Aynı şeyin tekrarıdır. Mesela Kabe'de tavaf ediyor, tavaf ediyor. Ya aynı diye beygir gibi niye dolaşıyor diye böyle aşağı soruyorlar.
Peki, zamanı kimse sormuyor. Çünkü zaman da aynı, Kabe'deki tavafın aynı şeyin. Zamanın zamanı yoktur. Zamanın geçmişi yoktur. Zamanın geleceği yoktur, anı yoktur. Hep tık, 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 tıktır. Geçmişi yoktur. Yani zamanın zamanı yoktur. Mazi ve müstakbeli yoktur. Zaman, haddi müstakimde böyle atmıyor. Zaman böyle atmaz. Zaman böyle gitmez. Zaman, helezonik bir yay gibi akar. Haşir meydan budur. Haşir meydan da şu. Güneş. Tamam mı? Şimdi bu dönüyor mu? Güneş etrafında. Bu da dönüyor. Bu da dönüyor. Ve şamsu tecrili müstakarına. Bu dönüyor, yetmiyor güneş. Bir de komple bu sistem dönüyor. Helezonik. Helezonik. Bu sistem, bu da dönüyor. Peki, dünya kuruldu. Sıfır an. Bu güneş sistemi şu dönerken dünya bu da dönüyor mu? O zaman şöyle bir koridor oluşturuyor. Gidiyor ya güneş sistemi. Yani güneş sistemi şu. Güneş sistemi. Daha fazla hareket ediyor. Ha? Daha fazla bir hareket. Senede 500 bin kilometre daha ilerideymiş. Tabii tabii. Şimdi nereden başladı kardeş? Şuradan. Kıyamette nerede bitti? Şuradan. Haşir meydanı şurasıdır. Şu hatların toplamıdır. Yani haşir meydanı. Orada herkes sana birbirini görebilecek ya, diyalog kurabilecek. Haşirde bütün... Asırlar geçecek bulmak için. An olacak, olmuş bitmiş gitmiş de kişi olacak. Muamelesi ışık hızından, ruh hızından. Ama haşir meydanında asırlar geçecek, birisini bulamayacak. Ha orada öyle anlık bir temas olmayacak yani. Herkesi farklı. Şeyine göre. Ha zaman herkesi farklı. Seyir, hesap. Hesap gibi. Evet. Mesela uçakta bir saat uçan bir adamın uçaktan korkusuyla geçen zaman içindeki zamanı düşün. Yerde bir işi seviyorsun, ticaret veya çiftçi. Ya şu işi de bitsin, akşama dikkat yetişeyim. Yani iki saat, Allah Allah, güneşte battı bir şey yapamadım ya. Ne kadar zaman çabuk geçiyor. Bu aynı anda, uçakta adam, zaman geçmiyor. Herkese zaman farklı akar. Ona gireceğim. Yani Serül İhsan, Cenab-ı Allah'ın ismi orada, zattan da değişecek. Kişiden yani kişiden kişiden. Mazhar, evet. Yani o çok uzun bir süreç noktası var yani. Evet. Bazıları şöyle zannediyor. Haşir meydanı onun için çizdim. Bazıları şöyle zannediyor. Yuvarlak bir yer var. Herkes orada birini tane işe yapıyor. Hasan'ın buna göre o zaman zaman tam zan oldu abi. Evet zan oldu. Tamam mı? Şey zannediyorlar. Haşir meydanı burayı zannediyorlar. Risale'de sanki böyle bir ifade var gibi değil mi Hasan abi? Öyle değil. Şöyle var. Mektubatta. Bak, şurada en yakın yer 150 milyon kilometredir. O çok büyük bir alan ya. Medar-ı Senevisi'nin altındadır diyor. Altındadır diyor. Medar-ı Senevisi'nin, Medar-ı Senevi bu. Altındadır. Evet. Şimdi burada kıyamet koptu mu abim? Koptu abi. Şurada koptu. Şurada koptu. Güneş sistemi buraya geldi. Hem var. Güneş sistemi. Şu an oraya doğru gidiyoruz o zaman. Buraya doğru gidiyor. Evet. Kardeşim tam buradayken koptu mu? Çok bunun var. Alttan başladığı yer cehennem. Bundan sonra ağla cennet. Bunlar haşir demiştir ya. Yani haşir işte. Altı da haşir, altı cehennem. Bu haşir meydanı. Altı cehennem.
Haşir meydanını bu daire düşün. Alt kat cehennem, bu üst kat da cehennem. Burası da haşir meydanı. Yani bu meydanı çizdim. Şimdi cehennem yaklaştırıldığında diyor Hasan abi. Cehennem yaklaştırıldı. O zaman cehennem ayrı bir gerçi öyle değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Cennet ve cehennem şaşıracaksın. Bir şey sana mi? Bir şey de söyleyeceğim. Çok şaşırıyorum. Zaman canlıdır ve ruhludur. Çünkü der isması, esma cansız olur mu? Olmaz. Ruhsuz olur mu? Olmaz. Topraktan can icra etmez zaman. O zaman zaman kime ne attığını çok iyi biliyor. Onun için bazılarını sıkar, bazılarını gevşetir. Bast ve kabst eder. Zaman kendisi şuurludur. Allah Allah. Yani derse... Çok korkunç bir tespit derse... derste uykusu gelen bir insan o zamanın değerini bilmediği zaman ona hükmediyor. Hükmediyor. Ve onu devre dişi yapıyor. Sen onu... Duymasınlar kimseye. Allah onu zaman devre dişi yapıyor. Sen buna layık değilsin. Hadis-i şerifte diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakın diyor zamana küfretmeyin diyor. Evet. O Rabbin kendisidir. Tanrı. Evet. Evet. Zamana yemin olsun. Diyor. Zamana yemin olsun. Zaman. Değer esması ne? Çünkü değer esması esma mıdır zaman? Derdir. Hakikati lefma fisbat mıdır? Canlı ve ruhludur ve hayatlıdır. Kimi ne yapacağını bilir. Mesela sana bir şey söyleyeyim. Bak şaşıracaksın. Allah Allah. Risale-i Nur kitabı var elimizde. O Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Libas giymiş. Libastanmış. Risale-i Nur canlı ve ruhludur. Şuurludur. İnsan değil. Manadır. Manadır. Ruhtur. Mana da cansız olur mu? Ama libas giymiş. Kur'an mahluk değil. Ama libas giymiş, musaf olmuş. İnsan, ben ceset değilim. Libas giymişim. Şu elbise. Ceset nedir ruha? Hane ve yuvadır. Şu binaya ben içinde miyim? Hayal et. Bina ve ben. Evet. Benim elbisem midir? Hayır. Hane ve yuvadır burası. Tabii. Bu bina cesettir. Ruhum libası değil. Bak bu binaya bak, bir de gömleğe bak. Evet, gömlek bana libastır. Gömleğin, ruhun libası bir derece sabit ve ruha münasip bir bedeni misali bir glaf-i latifi var. Allah Allah. Şu kaçır. Acayip bir şey. Onun glaf-i latifi bedeni misali yaptık. Ayrı bir ders var. İki sene. O halde abi yani zamanın kıymetini bilenlere zaman kıymet veriyor. Kıymet veriyor. O zaman şişe hızıyla geçiyor. Mustafa'ydı değil mi? Evet abi. Zaman abim koca bir dersten alacağın en güzel bir nimette biliyor musun? Zaman değer. Esmasıdır ve o süreçten bu meratiptir. Her bir hakikatında zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Kime nasıl geçeceğini bilir. Onun için ahir zamanda zaman hızlı geçecek diyor Allah Resulü. Allah. Esmadır. Ne ki hareket halinde olan bir şey bu. Evet, hareketlendirendir. Evet, evet, tabii. Ustad zamana nehir diyor, şerit diyor. Hareketin devnidir diyor. Tamam mı? Zamanın sillesini yer diyor. Zaman sille vurur. Zaman tokatlar. Mesela kader. Kader bir yazı biliyor. Oysa kader bizi sevk etti diyor. Kader adalet etti diyor. Kader bizi buraya koydu diyor. Kader rızkımızı verdi diyor. Kader nasıldır o zaman? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür kader. Hepsi canlı ve ruhludur. Sen misin derse uygun değilsin. Tak diye fişini kesiyor. Otur ama tamam. Ama sen bu hakikatin dışındasın. Zaman yapıyor. Seni devre dişi yapıyor. O zaman vay halimize abi. Vay halimize değil, hepiniz canlısınız. Yok. Vay halime. Hayır yok, şimdi derste böyle hani... Evet, bunu şey... herkesi kastettim. Abi, estağfurullah. Uyanlara hocam. Şunu bitirelim. Yani, uyanlara ses yapma. Zaman vurmuş. Zaten tıklasan bir çok, çok bir şey söyleyeyim sana. Allah Allah. Tesir etmiyor zaten. Bak Mustafa, nasıl diyeceğim ki suç olmasın. Günah olmasın, suç olmasın. Adam üçte kalkıyor. Çok şaşıracaksın. Üçte kalkıyor. Üçte teheccüd kılıyor. İbadet ediyor sabah kadar. Ondan sonra işe gidiyor. Akşama çalışıyor. Akşam derse gidip uyuyor. Bir adam var. Bu birinci model. Bu birinci model. İkinci model. Adam teheccüde kalkıyor. Sabah kadar ibadet etmiyor. Tekrar yatıyor. Namazına kalkıyor, kılıyor. Mekruh saati de çıkarıyor. İşine giriyor. Akşam derste ise canlı. Canlı. Ötekisi, sonra niye uyuyorsun? Sen de diyor üçte kalksaydın, ta bugüne kadar ayakta olsaydın bu saate kadar uyur. Sen de uyurdun. O birinci model bana hiç gelmesin istemiyor. Eyvallah.
Çünkü Allah'ın rahmeti cemaat üzerinde. O ferdi, şahsi kemalattır. Şu andaki alacağın feyzi hiçbir şekilde ferden çalışarak alamazsın. Şahsi manevi. Şahsi manevi tecellidir. Şu mutluluğu göremezsin. Şu anda benim ruhum cennet gibi yani. Maşallah. Şahsi manevi canlı ve ruhlu. Ama şahsı okudum sabahtan beri. Bulamam. Cüzlerimi bitirdim. 200 okudum. Toplam. Hizbul Kur'an, Hizbul Hakayık ve cüzümü. 200 okudum. Evet. Dersime de çalıştım. Sana çalışıyorum. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Kimse suizan etmesin. Estağfurullah. Yani ben şahsi şeyimi yaptım. Ama şu andaki haleti bulamam hiçbir yerde. Ben kendim bulamıyorum okurken. Çünkü marifet ayrı bir şey yani. Ha, cemaatin şahsı manası. Bak iki model söyledim. Öğle hayatını planla ki gündüz akşam derse gideceğim. Derse gideceğim. Allah gafili bile, fasıkı bile derse geldiği için affetmiş. Hani var ya cemaatta. Ya Cebrail ne yapıyorlar? Bilmem ne çabuk çabuk söylüyorum. Bu da imamdır bilir. Ondan sonra diyor ki, ya Rabbi Allah sultan olduğu için bize tanımlamak için söylüyor. Ne yaptı bilmiyor mu? Tabii. Ya o Cebrail mi öğretecek? Ya Rabbi senin, sana bahsediyorlar cennetine, cehennemine. Biliyorlar mı? Yok. Gördüler mi? Yok. Niye? Haberinden diyor. Şahidim ol ki onların bahsettiği umdukları cennetime koyacağım. Dedi ki Cebrail ya mantıkçı ya, akılcı ya, levh-i mahfuzcu ya. Lan ne giriyorsun devreye ya? Tam Allah affedecek diyorsa ben karıştırma sen. Ne karıştırıyorsun diyesin geliyor. Ama soruyu soruyor. Evet soruyu soruyor. Orada gafiller de var. Var dedi bir tane son niyetle gelmedi diyor. Lan karıştırma da Allah affedecek. Dedi ki orada onların içine bulundu mu dedi. He onu da onların ümmetini affetti. Sonra bu tabi yani Allah Allah biz muhaddis değiliz. Hadisten hakem çıkartamayız. İslam hukukundan çok hep iyi meşgulüm. İslam hukukunda sen şeysin, manapsın, yani toptan ha, gittik 10 kasa şeftali aldık, akit yaptık mı arkadaş, ödedim bitti mi akit, eve geldim, akit bitti, içinde 3 tane çürük çıktı bir kasadan, ben 10 tane kasanın bir tanesini geri al bana ver diyemem, çünkü akit genellidir, malı geri verme hakkıma sahip İslam'da, malı geri verebilirsin, şu kasaya 9 tane değil de bir tane, o adam vermeyebilir. Der ki ben akitimi genel yaptım, genel olur. Parça olmaz. Parça olmaz. O zaman ben de diyorum ki ya Rabbi bu elma, bir kamyon elma mumcular. Ben de çürük elma. Tamam. Ben de çürük bir şeftali. Herkes böyle düşünsün. Tabii. Şimdi ben burada bulundum mu? Bulundum. İslam hukukunda tek kasa geri verilmez. Hasan'ı çıkartın siz girin denmez. Burada bulunmuşsa, bulunmuşsa gel. Ya komple nurcuları komple bidata atacak, karşı batı yanlışa atacak ya da seni de beni kabul edecek. Hukuk. Girmişsen. Girmişsen. Çünkü sen çık talebi, dışarı. Talebi olabilmişsin. Olmuşsa. Hukuk İslam etmeli. Zaten ustak diyor ki benim sırtım büyük olun diyor. Ustak niçin diyor? Olsun, mahşerde sırtım büyük ya olun. Hukuku bildiği için biliyor. Allah'ın işletim sisteminin Tuğabe, kainatın patronu, işletim sistemi Windows, Linux gibi ya kainat. Evet, o işletim sistemini çok iyi biliyor. Şans-ı maneviye girdin mi tamam. O iki tane elmayı al iki tane oradan iki tane yok. Bir kasa yok. Ya 10 tane kasayı geri vereceksin. Yeni alacaksın. Yeni akit olacak. E biz bulunduk mu kardeşim? Bizi de aradan gidecek ya. Biz de gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Çıkmazsa girer. Önemli olan şans-ı maneviye. Önemli olan oraya girer. Onun da şartı nedir? Kimse duymasın 1-2 dakika diyor ama ben 1-2 dakika söylemiyorum. Kimse duymamıştır. 5-10 dakika Risale-i Nur var gün okursa kesinlikle ve kesinlikle namaz tesbihatı yapması yoktur. Öyle diyor. Namaz tesbihatı yapan şahs-ı maneviye giriyor. Tesbihat birinci şart. Şart. İkinci şart Risale-i Nur birkaç dakika. 5-10 dakika ben işte diyorum mektubatta şey diyor. Yazmak, birkaç dakika kursa. Yazmak yok değil mi 5'inde? 3 tane şey var. Yazmak, okumak, bir de haftada bir dinlemek. Kez, haftada bir kez dersler. Üstad 54. sayfa Kastamonu'da diyor. Yazmak, okumak, dinlemek. Yani üçünden biri. Evet. Bir haftada en az bir kere. Ve tesbihat şart. Şart. Hepsini yapıyor. Şart. Şahidim. Şimdi bak. O şart. Ondan sonra o şey yaptık. Şimdi abi, zamana girin. Ala geçiyor. Ala Abdina. Ala Abdina mı geçiyor? O da şöyle açıklıyor. Üzerine diyor ağır bir yük oldu, yük olmasına işaret diyor. Evet. İnce Mesnevi'de. Evet. İnce yani Mesnevi değil, işaret edeceğiz. Bak ince işaret edeceğiz hani. Ala ağır bir yük olduğunu ala diyor. Ağır bir yük olmasına işaret ediyor. İla değil. Kuvvetin yok diyor. Benim kafamda öyle kalmış. Yine ben bir bakacağım. Sayfa ala, arkadaşlar. Ala Abdina geçiyor. Nübüvveti mutlaka. Kaç? Sayfa kaç sayfa? Sayfası. İşaret edeceğiz kaç?
105. 105. O tablette var. Hala yükü ağır olduğuna, yukarıdan aşağı bırakıldığındandır hala. O benim değil gene. Okuyamadın, yapamadın. Ben bakacağım. Ondan sonra. Şimdi gelelim zamana. Zamanı gördük mü abi? Şimdi bu tatlıyı niçin istiyordum? Zamanı görmeniz lazım. Zamanın hakikat mertebesi buraya kadardır. Ve ispat, zamanın hakikati nefi mahve ispattır diyor. Haşiyede, 30. sözde. Peki bundan buraya kadar nedir? Esirden, enerjiden atoma kadar süreci. Yani buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebeli, ruh cebeli, Nur Muhammed. Şurası ya. Mesela bundan çok büyük itirazlar var Hasan abi. Hangisine? Nur-u Muhammediye. Levlaki levlaki hadisi var ya abi. Yani mesela bu İslam oldu, İslam oldu. İslamsız oldu, şöyle diyor. Evet. Sen yüzüz bir metin. Ya diyor, yani bir şey sebebi oldu. De anlatayım size. Ya diyor, 571'de doğdu diyor, 630'de. Ondan önce kainat yok muydu ki diyor. Onun yüzüz bir metin yaratıldı. Bak işte. Bir kere, şöyle bir şey yapayım size. Bak. Hemen size bir şey göstereceğim. Mehmet sen bunu bir sil gel. Tamam. Hasan abi şurada. Nübüvvet-i Mutlaka. Orada. Başka geçmiyor mu? Gel, kısa bir mali gel, abdimiz verin. Bu ne etkin? Değil mi? Bu değil ya. Hala. Alakası yok ya. Şeyde. Ağla, ineyle, peygamberle. Bu burası değil. Burası değil kardeşim. Başka geçmeyeyim mi? Geçeyim kardeşim. Peki bakalım. Neyse, buluruz abi. Onu buluruz. Bak şimdi. Kızım dersi yazıda bırakın, ben sana söyleyeyim. ne yazacaktık, ne yapacaktım? İslam olsun. Bak şimdi. Bak şimdi. Bir adam var, bir şey iddia ediyor. Bir, kader, kadere hücum ediyor. Kaderi inkar ediyor. Onun cübbeliden şey geldi, Allah razı olsun dedi, ne kadar hoş oldu bu. Çünkü biz kaderi, onun itirazına cevap arıyorduk, dedi. Tamam mı? Bak şimdi, bu adam bir, kaderi inkar ediyor. Kaderi kesinlikle inkar ediyor. Amel Resulü'ne evet. Yok diyor. Yok. İki, ehl-i sünnetin kaynaklarını hücum ediyor. Doğru. Hücum ediyor. Kaderi inkar ediyor. Dedesi konuşuyor ya. Bunları anlatan alimleri aşağılıyor. Alimler oldu, alimler. Alim aşağılıyor. Dört, mezhepleri inkar ediyor. Evet, mezhepleri zaten inkar ediyor. Ediyor. Bunları yapan ehli sünnete göre hükmü nedir? Kafir. Bir kafir de yok. El cevap ya burada bırakın. Münafıktır. Allah Allah. Münafıktır. Çünkü Müslüman görünümlü bizden. Tabii bizden görünümlü. Kafir karşımızda olabilir. Allah inkar eder. Evet. İslam et. Karşımızda. Münafık içimizde olur. Bak şimdi. İman esasları kaç tanedir? Altı tane. Allah'ı inkar etmek neyse kaderi inkar etmek aynıdır. Çünkü zincirdir. Şöyle diyeyim. 10 tane halka.
zincir var ya. Evet, 10 tane daha var. 9 tanesi Boğaz Köprüsü'nü kaldıracak güçtedir. 9 tanesi. Dinliyor musunuz? Evet. 10 tane halkanın 9'u Boğaz Köprüsü'nü kaldıracak güçtedir. Bir tanesi plastiktendir. Gitti. Taktık. Şimdi bu 10 tane halka birbirine bağlı. Ne kadar kaldırabilirsiniz? Boğaz Köprüsü kalkar mı bunu? Plastiği kaldırabileceği kadar kaldırır. Değil mi? Evet. En zayıf halk odur. En zayıf halk. Çünkü odur. Kopar. Tamam. Şimdi 9 tane sağlam olması önemli değil. İşte münafık böyle bir şeydir. Bir tanesi götürüyor. İtikat. Tamam. İtikat götürüyor. Ya öyle kıbledir. Tabii canım. Tahran'a doğru durup namaz kılmıyor ki. Kabe'ye kılıyor. Kabe'ye doğru durana ehli kıbledir. Ehli kıble. Münafık öleni kılar. Ehli kıbledir. İkindi kılar. Ehli kıbledir. Münafık Paris'e dönmüyor ya. Tahran'a da dönmüyor ki. Kabe'ye dönüyor. Öleni kılar mı? İkindi kılar değil mi? Akşam da kılar. Hadi şerifte yatsıyla sabah kılmaz. Münafık. Kendi kaldığı zaman cemaatiyle yine kılar. Yatsıyı yine kılar. Şimdi kaderi inkar etmek neyse melekleri inkar etmek odur. Şialarda Kur'an-ı Kerim inkardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim 6666 tane ayettir. Bu yanlıştır. Şialarda. Evet. Yanlış. Çünkü Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali ve hanedanından sonra herkes mürtet olmuştur. Şia'yı söylüyor. Tabii. Mürtet olmuştur. Fatıma-tı Zehra tam 70 gün Peygamber'in vefatından sonra ayetleri toplamıştır ve esas Kur'an odur ve 17 bin tane ayet vardır esas. 17 bin. Diyor. Evet diyor. Evet. Hazreti Ali'nin çocuğu olan Cafer radıyallahu anh, ona sorduk diyor. Peki bu 6666 tane ayet dediğimiz bunlar arasında içine mi barındırmış bu? Biraz fazla içine almış 17 bin. 6 bin. Dedi ki şu Kur'an'ın içerisinde şu ayetlerin nesnesi bile yoktur. Hiç alakası yoktur diyor elin bilinen Kur'an'da. Diyor. Şimdi dolayısıyla kaderi ne yapacak? İnkar edecektir. Hadisi niçin inkar ediyor? Çünkü Hazreti Ali hanedanından gelmeyen hiçbir kaynak, hiçbir hadis değildir. Peki, Şiaların itikadı kaç tanedir? Mehmet gel oraya dersiye. İman esasını. İman esasını. Şey yapayım da. Öğretmen olduğunuz için size lazım. Bu tarafa gel. Siz bu tarafıma gel. Bu tarafıma gel. Şia. Şimdi bak. Sessiz. Çok acayip bir şey. Ya Allah acayip bir ilim anlatıyor. Arap Yarımadası, Tunus, Yemen'den tutun. Tunus'tan, Cezayir'den, Arap Yarımadası'nı, Arap alimlerini 100 sene aldatan kimdi? Münafık. Oh. Arap alimleri aldatan, halkı değil. Lawrence. 100 sene İngiliz ajanı. Öyle bir alim ki, 100 sene Türkiye'deki alimleri değil, Arap alimlerini aldatmış. 100 sene. Ürdün, Lübnan, oraları süre, bütün bu toprakların bölünmesini, bu haritanın çizmesini o yapmış. Osmanlı'ya arkadan vurdu, talep o. Tunus'tan, Cezayir'den, şeye kadar, Libya'ya hepsi, Mısır alimlerini, Suudi Arabistan alimlerini, hepsini aldatan Lawrence'dir. Ve İngilizlerin ta çocukken 3 yaşında koymuşlar orada. Lawrence kadar alim var. Bana bazıları diyor ki, Fethullah'a da münafık dedin, bu kadar alim, Lawrence kadar alim olabilir mi? Evet, daha mı yiyorsunuz? Ne diyorsun sen, bak ne yapıyorum. İslam devleti içinde sırf Türkiye bir düşün, bir parça. 58'ler değil mi? Türkiye'deki alimleri kandırmak mı kolay? Tesir etmek. Alem İslam'daki
Arap dünyasındaki bütün alimleri. Bütün alimleri. Arap alimlerini kandırmış adam. Ana dili Arapça değil. Araplar mutasip oluyor. Oldun yani Arap Yarımadası'nın komple ya Türkiye'de içinde yani. Mısır, Gülen hepsi daha. Yani üniversite diploması içinde sen bana diyorsun ki ortaokul diploması da var mı acaba? Diplomanı getirsene ortaokul diyorsun. Evet. Lan Lavnes'in içinde sen ben olur muyuz? Adam der ya. Bak Şia itikadı şu. Ama konumuz o değil de. Şia itikadı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tevhid, adalet, haşir, nübüvvet, 12 imam, inanmak, kayıp imama, kayıp imamın gelecek. Ahir zamanda, gelmez. Yer yüzüne inmesine inanmak. Yedi çok garip. Takiye. Takiye bizde var. Yani olduğun gibi gözükmemek. Münafıklık yani. Yalan söylemek de İnançtandır. Türkiye'de cazip olmasının sebebi nedir? Şia inancı. Şia'nın Türkiye'de cazip olması olmasının hikmeti el cevap muta nikahının olmasıdır. Olmasındandır. Muta nikahı nedir? Parayla bir haftalığına, bir aylığına, bir seneliğine, iki seneliğine kadınla anlaşmaktır. Peki kadına caiz mi? E bana caizse ona caiz de sizin ne olur ona? Ona da caiz. Peki sana ne getirir? Bu faturası nedir? Kendi helal hanımınla olan çocuktan daha faziletlidir muta nikahından olan çocuk. Peki kaç yaşındasın? Ben atıyorum. Sen şimdi Şialara ne zaman takıldın? 5 sene oldu. Senin bebeğin var mı? Var. Kaç yaşında? 3 yaşında. Peki senin hanım da gidiyor mu derslere? Gidiyor. Madem benim çocuk normal nikahından daha kaliteliyse, faziletliymiş muta nikah. Senin çocuğun senden olduğuna şeyin var mı? Emin misin? Herkes başkasındandır. Tabii. DNA'sına baksana. Çünkü zaten muta nikahı inançtandır. Bir inanç. Mesela diyelim ki iman esasından değil. Tesettür. Efendim iman esasından değildir içki içmek. Yani haramiyeti içmemek. Ha içmemek yani. Haram değil şey o iman esasından geçme ama Kur'an'da haram ya. Yani. Kitaplara iman başlığında var. Ha şimdi muta nikahı da iman esasındandır. Aha. Tamam mı? Muta nikahına. Dolayısıyla muta nikahın varsa yani oralara gidiyorsa karın da gidiyorsa muta nikahı olmadı. Ya yemin billahi diyor. Yemin zaten inançtandır. Ne kadar yemin edersen yani takiye yapmak ne kadar usta takiye yaparsan hatta oğluna Ömer ve Ebubekir koymak takiyedendir. Tamam şimdi söylüyorum. Şeytani bir inanç abi. Anca bir şey ne dersin? Yani o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Adamların kaderi inkar ediyor kim? Bu. Şöyle yapacaksın hemen. Çok çok önemli bir şey anlatacağım. Kural. Kader inkar ediyor. Sen onun karşısına çıkıp kaderi ispat etme. Bu adam kim? Belli değil. Bu adam topluma çıkıp şeylere, televizyona çıkıp kaderi inkar etmek ihtiyaç mıdır? Toplumun böyle bir ihtiyacı var mı? Yok. Yani topluma kaderi inanmakta faydası mı var zararı? Bir kere iman esasındandır. Sıkıntıdan, dertten üzerine alır. Neyse.
Şimdi bu adam kaderi inkar ediyor. Kalktım ben bu adamın arkasına baktım. Kaderi inkar edenler kimdir? Kaderi inkar eden mezhepler kimlerdir? Ona baktım. Cebriye, onun bir tarafını inkar ediyor. Mutezile, Kaderiye, Şia, Vehhabi, 72 tane fırka var. Bir baktım ki kaderi inkar eden Şia, Küllüme, Cebriye, geleceği kader, Kaderiye, Kaderiye geleceği. Bir tanesi geleceği kader var diyor, geçmiş yoktur, ötekisi geçmişte var, geleceği yoktur. Ama gene inanıyorlar, bir şey var. Ama küllümen kaderi inkar eden Şia. O zaman bu adamın kader inkar etmesini ispat etmeye kalkma, bu adam Şia olduğunu göster yeter. Şia'dır. Bitiyor. Bu nedir? Deva bitiyor. Yani deşifre etmek. Adamın kim olduğu. Çünkü sorulara cevap vermek tuzaktır. İhvan-ı Müslümin'e bunu yaptılar ustad zamanında. Şimdi eleman, hizmet eden elemanları durdurmanın yolu bir, öldürmek. Onu yapamadılar. Nasıl yapacaksın? Benim gibi elemanlar, yani hizmet edenler, soruyla meşgul et. Soruyla meşgul edersen kendime yatırım yapamam. Sorulara cevapla meşgul olacak odamda, odamda, odamda. Bir de ulaşmam gereken cahillere, masumlara, halka ulaşamam. Çünkü sorulara cevapla meşgulüm. Sorulara... Böylelikle iki sene oyaladılar, sonra anladılar. Peki bunlar en güzel cevap, cevap vermemektir. Cevabul ahmakul es-sükut. Ahmak en güzel cevap sükut. Çünkü niye? Avama ulaşmasınlar, bizimle ulaşsınlar diye İngiltere'nin kuralı şeyidir, sistemidir. Çünkü İngiltere zaten Hümeyni getirmiş. O zaman çok ateistlerle böyle hiç meşgul olmuyor. Fransa'dan getirmişler. Fethullah'a da böyle yapmışlar. Fethullah'a da aynı yapacaklardı. Hümeyni'nin geliş yöntemini yapacaklardı. Şimdi İngiltere şu, meşgul et, ulaşamazsın. Meşgul et, öğrenemezsin. Seninle meşgul et. Kendine meşgul et. İnternette vesaire cevaplar yazılıyor ya, bu bir tuzaktır ve tuzak. Bitti. Ben bir tane öğrenmezsin. Hepsine de kızmışım. Evet. Bir tanesine cevap vermemişim. Benim Facebook'um yoktur. Evet. Yalnız iletişimlerimiz olsun, neredeyiz, nasılsınız diye bir WhatsApp grubum var, o kadar. Başka hiçbir şeyim yok. Nur dersi, Hasan Akar adına da Facebook şeyler varsa dersleri koyuyorlar. Benimle de ben yapmıyorum. Benimle alakası yok. Ve bilmiyorum şifresini. Ama müsaade etmişim. Dersleri atın o kadar. Başka meşgul olmayın. Dersleri atılıyor. Takip edenler ne ders atıldı sitede diyor. Tamam. Şimdi geliyoruz zamana. Zaman içinde bunlar oluyor. Bu çok önemli olduğu için girdim. Ne yaptığımı biliyorum. Oraya kaymadım. Estağfurullah. Yani bu kaymadım. O zaman kaderi inkar eden kaderi inkar edendir. Ne? Kaderi inkar eden kaderi inkar eder. Kadiri inkar eder. Kadiri. Evet. Kader. Cenab-ı Allah'a yani. Evet. Kaderi inkar eden aynı anda Allah'ı inkar etmek aynıdır. Melekleri inkar etmek, mürvet inkar etmek aynıdır. Mesela Şialarda 3 tane iman esası yok bizden. Şialarda 3 iman esasımızdan yok. Melek yok, peygamber yok. 1 Melekler iman yok. İman yok. 2 Kitaplara yok. Onu da söyleyeyim. 3 Kadere iman yok. Sebebi meleklerin için iman yok. Çünkü hata yapmıştır. Vahiy Hazreti Ali'yi getirirken Hazreti Peygamber'e getirmiş. Karıştırmış. Bu hata yapmış. Tabi Hasan soracağını da bilemedikleri için Şia imamları şunu karıştırmışlar. Soruyorum. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman kaç yaşındaydı? Hazreti Ali radıyallahu anh İslam olunca kaç yaşındaydı? 10 yaşındaydı. Yaşı. 10 yaşındaydı. Çoğu alimlere göre, çoğunluğuna göre göre 10. Bazılarına göre 12 imiş. Peki, Cebrail denen bir
ciddi bir iş yapan, işlev yapan, Allah'tan vahiy getirip insana getirecek kadar Cebrail denilen bir sistem, 12 yaşındaki bir insanla 40 yaşındaki olgun bir insanı ayırt edemeyecek kadar haşa kafasız mıdır? Sen şimdi bana soruyorsun, bu adam bu araya bir ara girdi şimdi. Sen kaç yaşındasın? 43. 43. Şimdi burada yok canım. 10 yaşında çocuk koysak, Allah'ını, peygamberini sevene soruyor. Bir yabancı birisi gelse, bu kaç yaşında, bununla bu eşit midir? 10 yaşında bu, bu 40. Yani Cebrail gelip de 10 yaşında 40 yaşına ayırt edemiyor. He? Peki, bu hatayı yaptı. Tekrar koştu, koştu. Geldim ya Rabbi. Ayeti ne yaptın? Allah hiç ilgilenmiyor. Götürdüm. Allah hiç ilgilenmiyor. E ne yaptın? Ya ben sana demedim mi ya? Ona götürmeyecektin. Te. Ne yapalım şimdi? Tamam, tamam, devam et. Böylelikle Allah yalan söylemiştir. Dolayısıyla yalan söylemek sünnettendir. Çünkü ilk yalan Allah söylemiştir. Çünkü devam etmiş o yanlışı Allah. Dolayısıyla melekler inkardır. Bu hata yaptığı için. Kitaplar ise 6666 tane değil 17.000 tane olduğu için kitaplar reddedilir. Kader zaten yoktur. Tamam. Kader şimdi, niye yok demişler? Niye inanmıyorlar? İnsan kendi kaderini insan kendisi yapar diyor. Cebriye gibi. Kader yoktur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Şey Mutezile. Kendi fiilin halikı. Cebriye kader var diyor. Mutezile yoktur. Mutezile kendi fiilin halikı insandır diyor. Evet. Öyle bir şey. Şimdi zaman hakkında biraz konuşayım. En azından zamanı şey yaptık. Hakikatini gösterdik. Lef-i mahfi ispattan aşağıdır. Esirdir. Enerjidir. Atomdur. Atom süreci. Böyle devam ediyor. Ben şimdi size zamandan birkaç tane cümle okuyayım. Zamanın üç halini, üç sıfatını bir anda yaşanabilir bazılarında. Bu esmaya mazhar olursanız, zamanın üç hali, geçmiş, hal, gelecek. Çünkü zamanın geçmiş ve geleceği kendisinin yoktur. Eşeğe yaptığı tesirden geçmiş ve gelecek denilir. Mesela Mustafa senin geleceğin var mı kardeş? Var. Var. Geçmişin de var, 43 var. Sene. Nerede 43 sene? Zaman için. Nerede? Nerede ama? Yok. Depozit. Ha, geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Allah. Yok ki. An yaşıyoruz. İmam Gazali der ki, pat, 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 pat. Zamanın tıklamasını söylüyor. Tık, 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 tık. Kabre giderken ayağımın sesidir diyor. Zaman böyle diyor. Zamanın tıklaması kabre giderken ayağımın sesidir. Tamam mı? Zaman aynı şeydir. Aynı şeyin tekrarıdır. Tık tık tık. Bir tık öteki tıkta farkı var mı? Kabe'de öyledir. Niye peki Kabe'de hep böyle aynı şey dönüp duruyorsunuz? Ne mana taşıyor soran adam? Aynı şey olan zamana niye aynı şey devam ediyor, aynı şey tekrar ediyor diye niye sormuyorsunuz? Sizin hocam bir cevabınız vardı. Uçakta hani biri sormuş ya, soruyor pervane. Pervane evet. Müthiş bir uçak. Onu bir anlatayım. Şimdi uçakta sormuş. Size. Dedi ki ben şu dedi Allah'a ekber, Allah'a ekber anlayamıyorum dedi ya. O kadar dedi yani. Hiç mi insan düşünmez mantıksız da demiyor kafamı geçirirler uçağı diye. Ondan sonra nerede felsefeci? Ondan sonra gidi Almanya'ya inmek üzereyiz. Tamam mı? Frankfurt'a. Olmayla. Dedim. Ya aynı şey diye insan tekrar Allah'a ekber, Allah'a ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu nasıl ibadet olacak dedi ya. Bu insanı ne kazandıracak? Tabii diye demek ki şey falan diye söyledi. Dedim ki tamam da iniyoruz ha havalimanına. Pervaneler var. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı. Pervaneyi görüyor musun dedi. Görüyorum dedi. Bak dedim ne kadar mantıksız dedim. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı mantıksız bir şeyden elde edilen enerji de Frankfurt'ta milyonlarca farklı cihaz çalışıyor. Fırın ekmek pişirirken fotoğraf makinesi de oluyor, bilgisayar, uçak malzemeleri de yapılıyor vesaire. İşte aşağı yukarı, aşağı yukarıdan elde edilen enerjiyle binlerce nihayetsiz cihaz çalışıyor. Bedenden de aşağı yukarı, aşağı bedensel hareketten ruhta endiklenen enerji, ruhsal enerjiyle de istidat ve kabiliyetler çalışıyor.
Kabe'nin etrafında dönmesi. Kabe'de dönmesi dahi. Evet. Dedim ki aynı şeyi tekrar etmekten dedim sıkılıyorsun. Zaman aynı şey değil midir? Tık 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 tık. Niş dedim ki Allah Allah aynı şeyin tekrarının içindeyiz ya biz. Dili miyiz ya? Mesela tık 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 tık. Böyle bir şey var mı? Yok. Aynı akıyor. Zamanın zamanı yoktur. Çünkü zamanın geçmişi yoktur. Zaman canlı ve ruhludur, şuurludur. Kime ne yapacağını bilir, kimisini sıkar, kimisi devre dışı yapar. Zamanın sillesini yer. Peki abi, zaman, bastı zaman diyorlar. Ha. Bastı zaman o zaman, zamanın olmadığı yer mi var? Zaman? Hayır. Bizim bu, bize göre işleyen zamanı, şöyle bak. Şöyle değil. Bak, nerede kağıt? Şu. Bana böyle tahta lazım. Bu tahta büyüklüğü çok iyiydi abi. Daha, bana göre tahta. Bana göre. Böyle ufak tahta beni nefes aldırmaz bana. Ya ben... Kabirde de böyle tahtam olacak. İnşallah Cebrail size de sorduğu zaman tahta getir tahta. Şimdi ne anlatacaktım? Bastı zaman artık. Bastı zaman. Bak kardeş. Zaman. Tık tık. Şimdi. Tık. Tık tık tut şunu. Tut. Tık dedi. Şunu da tut. Sök böyle. Gir içeriye. Arkaya geçti. İstediğin kadar yap. İki. Sabah namazı vakti ne kadardır? 1,5 saat. 1,5 saatte İmam Azam'ın arkasında dur. Tam hatmi Kur'an'ı uyatmış. 1,5 saatte Kur'an okunur mu? Hatimle namaz kılınmış. Hatim. Ne yapmış? Cemaati dağılmış. Usta şudur. Tık tık içine girmek. Bu ustadır. Ustat ise onları da içeri almaktır. Usta ile ustat arasındaki fark. Usta inşaatı yapar. Ustat ise ona yol gösterir. Onu da alır içine. Şimdi ustat taşıdığı kişileri de yanına alabilendir. Usta ise kendisi giderdir. Ustadır. Ustat değildir. Şimdi tık mı? Tık. Tık. Bastı zaman. Bast ediyorsun. Zamanın arasına, miraç da budur zaten. Bir tuttum burayı, zaman esma değil midir? Esma. Dehr esması değil midir? Dehr. Esması. Azami derecede mazhar olan bir insanı düşünün. Esma, esmaya mazhariyet var. Esmaya, azami, mazhariyet var. Azami mazhar olmuş. Ne olur mu bu adam? Zamanın bir özelliği var. Bir, harekettir. Zamanın sıfatı. Nehir gibidir. Şerit gibidir. Harekettir. Yani ne konuşursak, suyun buhardır sıfatı. Buzdur, doludur, kardır. Böyle sıfatları var ya. Isıtır, sıcaktır, soğuktur. Bu gibi. Ha, zamanın da bir sürü sıfatları var. Mekana yaptığı tesirle değişir. Sıkar, açar, ondan sonra anlayışını artırır, seni dışarı çıkar, seni içine alır. Zaman bastığı zaman, zaman şuurlu olduğu için azami derecede o esmaya mazhar olan içine girer. İçine girince zamanı yoktur. Çünkü niye? Şöyle masa düşünün. Şu masayı yapan şu adam masa cinsinden değildir. Öyle mi? Masayla benzer. Bir. Masa cinsinden değil. Değil. Masadan öncedir. Doğru mu abi? Doğru. Yapan olduğuna göre öncedir. Öncedir.
Masaya benzemez, masadan öncedir. Zamanı yapan Allah zamandan öncedir. Esendir. Ve zamana da benzemez. Zamandan önce olduğu için zamanı yoktur. Zamanı olmadığı için başlangıcı yoktur. Başlangıcı olmadığı için doğuranı yoktur. Lem yelit ve lem yulid. Doğuran olmayınca doğurmamıştır. Evet. Bir daha. Eyvallah. Bitti mi? Yok, anladım ben de. Bir daha, tamam. Bir daha tekrar ederiz. Bak şimdi. Masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Tamam. O zaman masanın kanunları buna tabi değil. Masaya benzemez ki. Üç, masaya benzemez. Esma'yı da yok. Anlatacağım. Allah zamana benzer mi diye. Şimdi masaya da benzemez. Şimdi buradan gidelim, Esma'ya geçin. Masadan öncedir. Masaya benzemez. Masa cinsinden değil. O zaman masanın kanunları serttir, yumuşaktır, alttır. Buna sorulamaz. Herhalde bunu yapan da bu masayı adam da böyledir, iki ayaklıdır demez. Aynı bunun gibi de zamanı yapanın zamanı zamandan öncedir. Zamanla önce ise zamanı yoktur. Zaman olmadığı için başı yoktur. Başı olmayanın da sonu yoktur. Başı olmadığından doğuranın sonu olmadığı için doğurma özelliği yoktur. O zaman Allah'ın yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulid. Şimdi Mehmet şunu söyledi. Dedi ki ama zaman şeydir diyor. Esma. Esma'dır. Değil esmas. Allah ona nasıl tabi olmaz diye sorusu var. Şiaları ortadan kaldırdık. Midemizi boğlandırdı biraz. Şimdi bak. Şuna artı zatiye sıfat esma meşgul Muhammed'i kavsel. Evet. Çok güzel. Dedi ki zaman esma. Kardeş bu zat buna benzer mi? Ayette lehül esma, ulu hüsna bütün güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah değil. Masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler Hasan mıdır? Evet. Masadakiler Hasan'ındır. Neyse lehül esmaül hüsna güzel isimler onundur. Ha, isimler onundur. Allah isim değildir. İsimler icraat yapar. Ha, zaman isimdir. Onun arkasındadır. O zaman sıfatta zaman esma şey yok, yoktur. Hasan abi, o zaman kendi ruhumdan üfledim demek benden üfledim demek mi yoksa ben yarattım demek anlamına o zaman geliyor. Yani mesela kapının kolu, kol kapıya ait, kapı kol değil. Evet, aynı gibi ama ikisine de camidir. Öyle mi abi? Evet, çünkü niye? Çünkü bunun, şunun bir karşılığı var. Muhammed'i, bir şey göstereceğim onu. Bunun bizdeki karşılığı, şöyle sileyim de. Bir sağ bir sol. Hatta yani yetmiyor mu size? Yetmez. Yetmez vallahi. Vallahi yetmez. Ve keyif de alıyorum. Eyvallah. Bunun bizdeki senin mevzu karşılığı o mevzuya abi gelmedik ama neyse. E ne? He? Kalibane bahsi vardı ya, ben bir soru göndermiştim. Onlar bir şey değil. Evet, yok estağfurullah, hani o o kolay. Tamam abi. O kolay. Yani kolay. O kolay.
Yeter ki ben ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Biliyorum. Öğretmen olduğun için sistemi tanımaya, cevabı cevapla değil. Cevapları ezberlemeye değil. Mantıkmayı öğretmek. Evet. Sistem nasıl çalışıyor? Bu soru cevap verirse soru bitmez. Sisteme bir şey yapsın, sistemi gör, öğren, bitti gerisi. Tamam. Nerede soruldu? Ben sana göstereceğim. Bitti. Ondan sonra sen göreceksin zaten buna. Kalu belay meselesini. Karşılığı ene. Kim o? Sana. Ene. Eneye ne giydirmiş? Eneye giydirilenler. Eneye giydirilenler. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vücut. Hayat. Nereye giydirilmiş? Eneye. Ama unutma bunu. Çünkü bir şey yazacağım, çok şaşıracaksın ondan. İnsaniyet. Sen insan değilsin, sana giydirilmiş. Ben gömlek insan mıdır? Değil. Bana giydirilmiş. Atlet bana giydirilmiş. Ha, sana giydirilmiş. İnsaniyet sana giydirilmiş. Hani toplumda diyoruz, ulan insanlığını mı kaybettin? Ulan insanlığını mı? Hiç mi insanlığı yoktu? Hakikaten insanlığın bitmiş senin ya. Kimin senin? İnsan değiliz. İnsanlık bize verilmiş, çıkarsa. Ki peygamberin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Allah Allah. Cehennem girenler insan değil o zaman. He? Aşiret değil o zaman. Esmer insafir. Herattaki muhabbet. Bunlar müspet giderlenen mi? Hasan abi. Tabii. Herattaki şey olmadı ifade tam. Marifetullah muhabbet. Bir veda diyor ya. Hocam edebiyat çok iyi şey. Yazım hatası olmasın. Yani. Uyar edebiyatçı. İki tane edebiyatçının karşısına yazmak da kolay değil. Bir veda lazım. Eyvah! O zaman şöyle yaparız. Şimdi imamıma geldi. Olur abi. Olur dedi bak. Şerte koyak seni. Şimdi bunlar sana vücut. Sana giydirilmiş. Sen kimsin? Sana bunlar giydirilmiş. 26. lema. Bunlar hepsi risalede var. Tabii canım. Bak sen yürüyemezsin ki. Bir tanesini söylesin gösteremezsen ben Allah'ımdan razı olsun çünkü yanlış da kefenlemek istemiyorum, ahirete gitmek istemiyorum. Allah rızası için şeyimi göstermeleri istiyorum. Söylediğim şeylerin Allah rızası için desinler ki burada şuraya zıttır. Söylesin. Ha bir yerde ameder, haseder, icmal eder, haseder, sucunun, gusun, hattun, battun, zahrun, muttalağın, işari, remzi, telvi manalar var. Ama hası bilmez. Bazen bazı yerlerde Kur'an'daki kanunu kullanıyor Risale'lerden. Nasih ve mensuhlar. Kur'an'da 63 tane ayet nesedilmiş. Aynı başka ayetle. Mensuhtur. Ne demek o? Mesela bir tane söyleyeyim. İnne dine indallahil İslam. İnne dine indallahil İslam. Allah nazarında, Allah'ın dinine din İslam'dır. Derken Kafir'in suresinde sizin dininiz size, bizim dininiz benim. O da din bak. Ama o ayette din bir tanedir. Bu ayette din var. Başka din var. Bu yine dinle indallahil İslam'la nesedilmiş. Onun için Avrupa'da camide biz hutbeye verirken yine dinle indallahil İslam'ı okumak bize yasak getirilmiş. Önceki bu Mehmet Görmez'den önceki şey Diyanet İşleri Başkanlığı. Ben orada imamlık yaptığım için öyle mi? Şimdi yasak. Teravih imamı. Maşallah. İşte bunları niçin alınan diye bir süre çıkıyor. Evet, tamam. Niyete gidirmiş bunlar abi. Ha? Niyete gidirmiş. Bu insana giydirmiş. Nereye giydirilmiş? İnsana mı giydirmiş? Eneye. Yani bu detayı yazmaya, şey yapmaya gerek yok çünkü niye? Konu o değil. Cisseye çıkıyor, soru çıkıyor abi. Enaniyet. Mülktür. Ene melekuttur.
asıldır. Tabi enanit nedir? Ruznamedir, takvimdir, çekirdektir, haritadır. 146 milyon bir. Şimdi gelelim değer esması. Değer esmasını azami derecede mazhar olan istediği gibi kullanıyor. Bastı zaman. Bast ediyor. Peki genişletiyor, darlatıyor. Zaman bazılarına çok çabuk geçer ve bazılarına yavaş geçer. Ondan sonra 2000 sene geçer, bazı 63 sene de geçer peygambere. O bereketli geçer. Peki sonucu olan aynı anda 3 yerde olması o yine zaman gibi, evet. Bastı zaman. Bastettiği için. Şu kadayı okuyayım da en azından bitirmiş olayım. Zamanın üç halini, üç sıfatını bir anda da yaşanabilir. Geçmiş hal, istikbal. Çünkü aynıdır. Nedir o? Bastı zamanla, zamanın arkasına geçiyorsun. Ne demek? Azami derecede dehr esmasına mazhar olan zamanın arkasına geçiyor. Mesela mazi ve mustakbel hal gibi görür. Peki nasıl olabilir zaman dehr esmasına hangi isimle mazhar olunur? Kadir esmasıyla. Çünkü Kadir gecesi odur. Üstad diyor ki, Kadir gecesine, dünkü Kadir gecesine tekrar gelebilmek için bir sene geçmesi lazım, birinci yol. İkinci yol, hiç ona gerek yoktur diyor. Maziye geçersin, dünü bugünle yaşarsın. Evet. Çünkü İmam-ı Mübin, mazi ve müstakbel, ilim ve emir. Kitab-ı Mübin, haldır. Nedir o? Kudret ve irade. Eğer bir insan Kadir ismine mazhar olursa, dünü bugün beraber görür. Kadir ismine mazhar olduğu için her gecesi Kadir gecesi olur. Allah Allah. Kadir gecesi, her gecesi Kadir gecesi olur. Kadir gecesi senede bir avamadır, bizedir. Kadir ismine azami derecede mazhar olanın her gecesi Kadir gecesidir. Fiziğin arkasına geçenlerde ise, yani fiziğin maddenin arkasına geçince, zaman gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmesi gibi işlemez onlarda. Zaman istikbalden hale uğrayıp geçmişe dökülür değil mi? Evet. Bizde böyledir. Ama zaman arkasına geçince onlar için gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmez. Üç zamanı birden görür. Yani bir insan zaman arkasına geçerse, mazi ve mustakbele geçerse sen. Evet abi. Mazide annen yok mu? Annenin gençliğinin, kızlığın, çocukluğun. Geçersin. Mazi ve müstakbeli her, mazide bütün her şey var. İstediğin zaman onu değiştirebiliyorsun. Annenin çocukluğu ama sen yoktun o zaman. Ama mazide annen vardı. Abdülkadir Geylani'nin yaptığı gibi yani. Şimdi cenaze Allah'ın. Mazi müstakbel burada var. Arkada yok. Yok şey soracağım Hasan abi. Hani Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'e işte zulmedildiği zaman veya peygamberlere veya mazluma zulmedildiği zaman onu o an için müdahale etmemesi zaten gelecekte onlar akıbetleri bizzat aynı yaşadığı içinden dolayı mıdır abi? Kur'an akıbeti yaşıyor zaten, görüyor. Evet, Kur'an'ın nazarında şu an eserden zulmü mesela değil mi? Yani cezasını almış öyle değil mi? Cezasını almış, bitmiş öyle. Tabii Kur'an'ın nazarında bazen öyle bir üslup var ki, olmuş bitmiş, bitmiş ifade var, ifadesi var. İki, olacak. Üç, oluyor. Oluyor. İfadesi var. Şimdi, bazen Kur'an'ın bakıyorsun cehennemdeki bir adamın içine girmiş, onun hissiyatıyla konuşuyor. Allah. Evet. Cehenneme girmiş, onun hissiyatı ifa konuşuyor. Bazen haşim redanda bir adam oluyor. Tövbe. Hissiyatına şey yapıyor, tamam mı? Naklediyor. Naklediyor. Bazen de mesela elentere mesela, görmedi mi? Bir rivayete göre doğmamıştı, bir rivayete göre çocuktu, görmedi ama görmedin mi diyor. Çünkü niye? Mazi, Kur'an'ın peygamber nazarı mazi müstakbel yok ya. Kur'an'ın gidişatına bakıldığı zaman bazen kainat olmuş, bitmiş. Çünkü Allah bilmez. Allah zaten biliyor. Mazi ve müstakbel yok Allah. Bir şey öğrenmez. Tamam mı? Onun için Allah mesela alim gibi değil. İlim bizde alim olur. Alim bilmekle alakalı. İlim ise mazi ve müstakbel iş yapıyor. Şimdi onun için kafir şu anda Allah'ın nazarında olmuş bitmiş cehennemde. Bitmiş yani. Olay bitmiş. Allah için gelecek yok ki.
Allah için geçmiş yok ki, hali yok ki. Hepsi aynıdır. Olmuş bitmiş yani. Şimdi herkes cennettedir, cehennemdedir. Bir ifadesiyle. Bir ifadesiyle olacaktır. Bir ifadesi oluyor. Peki insan nedir bu manada ben yazmışım? Oluyor. Bu manada insan nedir? İnsan nedir? Şimdi antika bir şey yazacağım da silmem gerekiyor. İnsan nedir? Olmakta olandır. Yani mazi ve müstakbilin tesiriyle her şekilde dönüşüm ama şu anda olanım. Ve tarifi tanımlaması 20 vecihle şu alar 218'dedir. İnsanın tarifi. Ama bana deseler ki 20 vecihi okudun. Bir cümle bul bana. Olmakta olandır. Mazi ve müstakbel. Mazi ile istikbale bakıp halde olandır. Mazi ile istikbale bakarak halde konuşan ve davranandır. Bu davranışının sözünü mazi ve müstakbelsiz yapamaz. Zamanla mukayyet. Yani yapamaz yani mutlak ondan kopuk yapamaz. O adımını niye böyle attın kardeş de böyle atmadın? Çünkü diyor. Bir mazisi var bunun. Niye böyle konuştun? Bir mazisi var. Niye böyle attın? Bir istikbal var, bir ahiret inancı var. Bir gelecek yorum var. Sen buraya niye yatırım yaptın? Kimse yok ki bu. Yakında bina alacak burada. Şurada devlet artık buralara blok şeye dönüşmüş. Onun için önce de ben dükkanımı yaptım. Zahire bakarsın hiçbir mantığı yok burada dükkanı. Ha, o dükkanı ona attıran, o adım attıran geleceği yorumlamaktandır. Hayvanlarda bu yoktur. Daha hiçbir şey yok yapıyor. Yani adama sorun niye böyle yaptın, niye böyle konuştun? İki zamanda bir tanesini kullanır. Bazen ikisini birden kullanır. Çünkü der mazide böyleydi. Veya böyle bir beklentim var. Veya böyle bir şey olacaktır diye adım atar veya konuşur. Biz ne oturuyoruz şimdi? İzah şudur. Biz Allah'ı yaratmıştı biz. Allah bizi yaratmıştı. Bizden bir şey istiyor. Ahiretimiz var. Onun için bugün oturup ders yapıyoruz. Mazi ve müstakbelsiz. Allahsız ve ahiretsiz izah ettin bu dersi. İzah edemezsin. Niye var? Mantıksız, manasız bir şey olur. Evet. Yine zaman kaybolur, zamana bağlarsak. Evet. Zaman kaybolur. Peki Hasan abi, demin şey yapacak mı? Kadir ismine mazhar en çok olan Dehir. Peki, evet. Niçin Dehir ismine en çok mazhar olan da değil de Kadir ismine mazhar oluyor? Anlamadım. Dehir'cim ne yani, Kadir ismine en çok mazhar olan da Dehir esması en çok görünüyor. Niçin Dehir ismine en çok mazhar olan da Dehir esması gözüküyor? Çünkü Dehir, Kadir kudretten geliyor, tamam mı? Bu mekan ve zamanı içine alan bir özellik. Daha geride Kadir olsun. Tabii daha şumurlu. Mesela ilim içerisinde yazı yazmak da var, konuşmak da var. Değil mi sen? Konuşmak. Hı. De yazı yazmak. Hepsi ilim. Hepsi arkasın değil. Anlatmak. Anlatmak. Anlamak. Evet. Vesaire. Daha biraz da cami. Mesela ilkokul diplomasında, üniversite yoktur ama üniversite diplomasında, ilkokul diploması da vardır. Kadir ismi şeydir. Onu içine alıyor. Yani içine alıyor, şöyle açıyor. Daha cami değil ama Kadir ismi vücudu hariciyi çıkarıyor. Çünkü zaman mahluktur. Mahluk, yani Dehr isması mahluk değil. Yani oraya sokacak bizi de bak. Mahluk nedir? Bu sorunun cevabı burada var da. Bak, mahluk nedir? Belki bu derste 50 tane ders kullanıyoruz. Şu mahluk, bir cümle yazacağım ama en az 2-3 ay araştırmadır. Maşallah. Evet, mahluk nasıl bileceksin? Risale-i Nur'da. Mahluk nedir?
Bunu diyebilmek için en az iki ay. Kesin. En az. İki ay değil mi o? O konuyla alakalı iki ay yoksa... Evet. Altyapısı en az 30 sene olacak. Veya 20 sene, 10 sene. İlmi vücuda kudret taalluk ederse ilmi vücut vücudu hariciye hariciye çıkar. Yani çekirdekteki program çekirdekteki program ilmi vücuttur. Kudret taalluk ederse ağaç olur, ağaç mahluktur. Çekirdekteki programa mahluk denilmez. İlmi vücut denilir. Vücudu ilmi. Vücudu haricisi olabilmesi için kudret taalluk etmesi lazım. Zaman da eylemi harekettir, lemdir, şerittir, mahluktur. Canlıdır ve ruhludur. O mahlukun ayakta tutan, vücudu hariciye çıkaran kudrettir. Kudreti sökerseniz der esması aslına inkılap eder. Onu burada tutan kimdir? Kudrettir. Ona zaman, bağlıdır. Kudret sıfattır. Esma kadirdir. Mesela sıfat, yedi subutu sıfattan bir tanesi kudrettir. Kudret, ilim, irade geçiyor ya. Esma'da ise kadir. Esma olur. Yani sıfat esmaya dönüştürdü. Hazreti İsa kadir ismine en ziyade mazhar. Evet. Hazreti İsa aleyhisselam kadir ismine mazhar olduğu için Geylani de öyle. Ölüleri diriltiyorlardı Allah'ın izniyle. Çünkü arkaya geçiyorlardı. Mesela adamın kaç sene önce mesela ben bugün vefat ettim. 53. O benim mezarıma geliyor. O Kadir ismine ne kadar mazar olmuş Geylani. Ben 53. Benim 3 seneme geri gidebiliyor. Herkes patlayı gidemiyor. Bak. Geylani ben vefat ettim. 1, 2, 3. 50 seneme gidip diriltebiliyor. 50 senemi. İsa Aleyhisselam ise bunun 40 senesine gidebiliyor. Ne yapar bir 3? 13 yaşıma diriltebiliyor. Çocukluk kalbi getiremez. Kadir ismine en azam derecede mazhar olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam ruhlar alemindeki halimi yapabiliyor. Mazhariyet. Yani mazhariyete göre icraatın oluyor. Mesela adam girmiş, Geylani girmiş. Alimi manaya. Çünkü kabuk hamsene kadar girmiş. Lef-i mahfuza girmiş. Lef-i mahfuza, lef-i ezeli, istisna işte. Fenay mutlak olduğu için. Ondan daha aşağıdadır. Mesela alemi misalin daireleri var, lef-i misali. Her şey alemi misaldan gelir. Ama buradan gidenler alemi misale gitmez. Alemi misalin dairelerine gider. İşte Geylani buradan daha önce işte kıbleye karşı ayağını uzatmış. Haram okumadım da. Yanlışlık bir şeyler yapmış, tamam mı? Kıble ve işte ne yapmışsa edeb aykırı. Alemi manaya geçmiş, gitmiş. Kendisinin geçmişini hep düzeltmiş. Keşke benimkilerini de düzeltsin. Üstad abi. Üstad. Üstad. 14 tane şey var. Müceddit. Peygamber Hazreti Aleyhisselam 100 senede bir müceddit geliyor ya. 100 senede müceddit gelince bugüne kadar 14 tanedir. 1400 sene. Peygamber aleyhissalatü vesselam 124 bin peygamberden sonra gelmiş. Hepsinin hatemidir. Öteki peygamberler onun müini ve yardımcılarıdır. Son peygamber en cami olduğu gibi, meyve gibi. Son müceddit de Ustad Bediüzzaman'dır. Mehdi Ali Resul'dur. En cami olduğundan Kabu Kavsen'e kadar gitmiştir. Ustad'dan sonra Mehdi gelecek, Mehdi Ali Resul gelmeyecek. Mehdi Ali Resul ile Mehdi'yi bilmiyoruz. Mehdi'ye azam olarak değil mi abi? Mehdi azam veya şu Mehdi Ali Resul, Mehdi azam diye geçer. Mesela şöyle. O zaman biz radyodan diyoruz ama aslında Aleyhisselam demek lazım. Hayır denmez. Aleyhisselam peygamberlerin yuvarlanır. Mehdi Aleyhisselam deniyor ya abi. Mehdi Aleyhisselam şey demiş, evet Celaleddin mi? 2-3 tane ulema demiş.
Ama 23. mektupta buna şöyle diyor. İşte Evliya-i Azime şu denilir, Kutb-ı Azama şu denilir vesaire denildiği için bazıları peygamberlik vazifesi yapıp ama peygamber olmadığından aleyhisselam denilir diyor Mehdi Ali Resul'a. Çünkü Mehdi kitap verilmemiş. Mehdi Ali Resul ise rusul edilmiş, eser verilmiş. Lugat manası değil bu. Nasıl, ne demek? Peygamberlik unvanı ikiye ayrılır. Bir resul, eser verilmiş. Bir nebi. Evet. Mesela Musa aleyhisselam resuldur, eser verilmiş. Harun aleyhisselam nebidir, eser verilmemiş. Onun takipçisidir. Onun için Mehdi Ali Resul, Mehdi Ali Resul takip edilendir. Kitap verilmiş. Kitap, eser verilmiş. Mehdi ise bak, Mehdi var, şurada da var ama bu yok. Şunda. Ben yok. Bak yok, Mehdi, çıplak Mehdi. Kitabı yok. Kitabı yok. O zaman kendi aracı takip eden. Kendi aracı kitabın programını uygulayacak. Öncekini, önceki kitabı program yapacak. Kitabı program yapan. Bunu Barla 283 Kastamonu bizde mezarımızda dedi 108 Sikir-i Tasdik-i Gaybi 172'de o gelecek geniş daire gelecek zat geç geniş dairenin geniş dairenin Mehdi'si olduğunu Mehdi'si olduğunu Ustad o zaman mezarında diyor. O zaman da o geleceği zamanda kabirde olacağını söylüyor. Kabirde olacağını söylüyor. Geniş dairenin asıl sahipleri diyor değil mi? Söylüyor. Sikir-i Tasdik-i Gaybiye'de 8. sayfada da var. O gelecek zat geniş dairenin metisi olduğunu üstad o zaman da üstad mı kabirde olacak? Evet öyle diyor. Biz diyor o zaman kabirimizde olacağız ve onu seyredip Allah'a şükredeceğiz diyor. Şimdikiler tonlar o zaman diyor neşin önemli bulunacak. O dar daire geniş daire. İstikbali inkılabatı için en büyük yusada İstanbul'da evet. Olacak. Ha, ne olacak? O. Ne yapacak biz o şey? Kışta geldik. Evet. Onlar ne olacak? Üç tane şey var. Ulan zamanda nerelere girdik ya? Bugün 100 sene ders oldu abi ya. Güzel oldu. Çok canlı bir ders. İman, hayat, şeriat. Üç mevzu var ya. Bu Ömetli'de o zamandan önce bir kadro yapmış. Yok. Bu daha önce yapmış. Siyasi miktar. Fakat İman Hayat Şeriatı 8. sayfada Sikki Tasdiki Gaybi de anlatıyor. Program yapacak Risale-i Nur. Bu annesi Amine olup babası Abdullah olacak. Olacak Risale-i Nur'u. Öyle değil mi Hasan abi? Annesi. Peki şunu da karıştırmayın. Hocama sorayım sormayayım. Tövbe imtihanı olur. Özür dilerim. Peygamberin kaç ismi vardır? İsmi vardır. 55. Ortaya çıktı zaman. İsmi var. Mehdi'nin diyor, Mehdi Ali Resul'ün ismi mi? Tamam. Babasının ismi, babamın ismi ne? Mehdi'nin. Mehdi Ali Resul değil. Mehdi'nin. Mehdi'nin diyor. Evet. Mehdi'nin. 55 tane ismi var. Ama biz Muhammed dersek, Mustafa dersek olur mu? Bir sürü isimleri var. Ağzınızı açmayın. Tamam mı?
Şimdi ondan önce bir kadrobun risalını yapmış. Ha, yüz sikit hazır. Hazır. Tabii risale hazır. Söz hazır. Yapılmış. 8. sayfa. Eser hazır. Şöyle yapayım ki zaten mesele eserdir zaten. Binayı bir kurmak değildir. Sikeyi tasdiki gaybide 8. sayfada Risale-i Nur'un hazır bir program yapacak diyor. Tatbik ve neşecek. Ham Emirdağ yapa yapa söylüyorum. Emirdağ 1-264'te de iman Kastamonu'da da var ya Emirdağ'da şey. İman hayat şeriat nasıl olacak? Bunlar bir kadro olacağını iman hizmetinde kim olacak? Böyle şaşar değil. Ne kadar az dahi olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar ki bir kısım ihlas, sadakat hakiki şakitler. Hakiki şakitler. İhlas ve sadakat tesanüt ve kuvvet sırrına sahip mi diyor. İki tane diyor ya. İhlas ve sadakat mı diyor. Sahip kişi şey grup bir grup olacakmış çok. Nur cemaat içinde. İhlas ve sadakat sırrına sahip çok az olacaklar bunlar. Ne kadar az dahi olsa Ramani bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. 264 Emirdağ'da. Emirdağ 260 ağzım ne diyor? Konum ne yazıyor? 50 milyon kuvvetinde. Emirdağ 1 değil mi? Emirdağ 1. Tamam. Peki bu konumuz o değil. Ha Mehdali Resulü karıştırıyorlar. Kitap eser verilmiş. Metin kitap yok, takip eden, önceki kitabı... 55 isim var dediniz Hasan abi. Evet, evet. Orayı ben çözemedim, bu ağzınız kapatıldı da orada Hasan abi. Orayı söyleyeceksin. 55 isim dedi de söylemeyin dediniz yani. Tamam, hiç karıştırmayacaksın. Mehdi'nin. Ha, Mehdi'nin de şundan dolayı. Mehdi'nin, Mehdi Aleresi'nin değil. Mehdi'nin. Yani gerçek baş Mehdi'nin değil. Değil, ismi... İsmime. Babasının ismi babamın ismine. Şimdi Mehdi Ali Resul başkadır. Mehdi Ali Resul eser vermiş. O kesin onu demekte. Herkesin ben kimsenin itiraz etmiyorum. Bir tanesi dese ki benim iş o değil. Tamam kardeşim Mehdi Mehdi'dir. Ha, benim bildiğim Mehdi Ali Resul mücediddir. 100 senede bir müceddidi din gelecek diyor. Tamam mı? Tirmizi'de, Sahih Buhari'de geçiyor. 100 senede bir. Müceddit demek eski bir yöntemi takip eden değil. Nakleden değil. Esasat aynı yeni izah ve ifade. Tazeleyen. Evet tazeleyen. Müceddit, cedid zaten. Evet, eski, aslı, geçmişi aynı şey nakleden. Tamam. Müceddit değil. Yani, yani şöyle bir şey inanç var. Yani yeni bir şey yapan değil. Mevcudu tazeleyen. Mehmet Akif diyor ya. İslam Kur'an'dan almalı ilhamı, asrın idrakine sunmalı. Anlatmalıyız İslam. Oradan doğruya, Kur'an'dan alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Yani, söyletmeliyiz İslam'ı. Özü zamana tatbik etme. Evet. Şimdi Hazreti mesela şey var, Lokman mesela var. İşte Hazreti Zülkarneyn var. Onları mesela yeni aleyhisselam diyoruz. Ama onların mesela peygamberliği meçhuldür. İhtilaflı. O ama Mehdi'ye Resul'e buna denebilir. Tabi aleyhisselam demiş zaten Celaleddin Suyuti. 2-3 ulema demiş. Ama biraz böyle hassas olduğu için gündemde şey yani, ustadı biraz başka yerlere taşıyorlar. Onun için aleyhisselamdan ilan edecek bir şey mesela peygamberlik ilan edecek bir şey. Herkes bunu kabul edecek mesela. Ben peygamberim diyecek bir insan ama Mehdi'lik iddiası ortaya çıkılmaz. Evet çıkılmaz. O yüzden yanlış anlaşılır düşüncesiyle söylememek lazım. Aleyhisselam demiyor. Evet. Ha ama ortaya koyduğu eser kendisi Mehdi Ali Resul olduğunu gösterecek. Kesinlikle. Ne o? Biz diyor nakillerle meşgul değiliz. İstihrac-ı esrarla meşguluz diyor Barna'da. İstihrac-ı esrarla. Ha o zaman nedir? Şu Allah'ın kanunu şöyle gidiyor. Her 100 senede bir mücedid geliyor. Aslında bir peygamber gelmesi lazım. Çünkü geçmiş kavimlere baktığımız zaman 2000-3000 küçük bir beldeye bir peygamber gelmiş. O zaman bunun öyle bir tesir verecek eserine peygamber gibi bir tesir olması lazım. Lut kavmin 2000 kişi ancak vardı ya. Ad ve Semud kavminde 7000 kişi, 10.000 kişi nerede vardı ya? Görüyoruz da kazılarda şehir çıkıyor ufak bir şey ya. Ha onlara bir peygamber gelmiş rahmet-i ilahi. Peki o kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar
bu asırda daha genel ve daha umumi, daha fazla olduğu halde peygamber olmaması, ona verilen eserine tesir, buna verilen eserinde çok olmalı. Eserinde çok olmalı. Dolayısıyla peygamber aleyhissalatü vesselam, o 124 bin peygamberin hatemi, seyidi, sonu, en camisi. Yaprak değil, çiçek değil, meyve. En son olunca en camidir. Son Mehdi Ali Resul da en camidir bütün Mehdilere göre. Eserinde hepsini kapsaması lazım. Ki kanunet işlesin. Kanunet işlesin. Çünkü önceki Mehdi'nin özelliği olsa o zaman buna gelmeye gerek yok. Madem Allah'ın da böyle bir kanunu var. Peygamberi kaldırıyor, hükmünü değiştiriyor. Aynı kitabı buna da vermiyor ki İsa'ya başka... Musa'ya, Musa'ya aynı vermiyor ki, değiştiriyor. Ha, mesela ustattan önce Mevlan Halid-i Bağdadi. Herkesin mutefekun aleyhidir. Bütün cevap. Ondan önce İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve şimdi Mevlan Halid-i Bağdadi'nle doğumuyla ustadın doğumu belli. Yani arada 100 sene var. Tam 100 sene var. Yani Mehdi Ali Resul eser verilmiş. İçerisinde Mehdi'yi barındırmış. İçinde burayı karıştırıyorlar. Yani sen ne demek istiyorsun? Ya kardeşim bunu içinde barıştırmıyor. Ama bunda ise bu yok. Bu üniversite diploması, bu ilkokul diploması, ortaokul diploması. Ustadın bu talebesidir diyor, talebe diyor. Çünkü Risale-i Nur genişletecek. Millet şeyi de karıştırıyor ya, Süfyan'la Deccal'ı. Süfyan'la Deccal'ı. Deccal sahası çok büyük olduğu için Süfyan'dan daha cami gözükmüş. Şimdi... Süfyan mı büyük, Deccal mı? Süfyan mı? Ama halk arasında Süfyan'ı bilen var mı? Yok. Halk derken hocalardan bahsediyor. Şimdi bir de Hasan abi laf oraya gelmiş ki, bir de mesela Mesih, mesela Mesih var da Hazreti İsa boyutuyla demiyorum. İşte Mesih Süfyan diyoruz ya abi. Bir de o var, yani orada bir isim karmaşası var. Yani menfi olan Mesih de var. Çünkü Muhammed isminde peygamberimiz zamanında 3 kişi varmış. Diyor ya. Yani İsa isminde de var. Hangi İsa? Hangi Mesih? Evet. Tamam mı? Mesih. O ayrı iki insan mı yani? Var. Mesih. Evet. Yani... Menfi olanları söylüyorum abi. Evet. Var ya. Şunu karıştırıyorlar diyorum. Deccal'la Süfyan'ı. Karıştırılıyor. Bu beşer dünyasına gelen... gelen, büyük zannedilmesinin sebebi sebebi insanlık alemine geldiği için geniş. Çok geniş. Geniş de alem. Bu ise İslam'a. Alem İslam'a gelecek. İçinden çıkacak. Deccal de birkaç tane değil mi abi? Sufya da birkaç tane. Evet. Büyük Deccal ve küçük Deccal. Şimdi Deccal, de ne yaptık? Yanlış yaptık. Deccal, iki tane. Evet. Süfyan. Bunu karıştırılıyor. Şimdi geçelim mi? Şunu bitirelim ya. Abi buyur. Başka var mı? Ne diyecektin abi? Söyle. Ben abi şeyi sormuştum da. Dediniz ki o soruyu bekletin demişsiniz. Dediniz, hatırlıyorsanız. Neyi? Neydi? Hani... Cenab-ı Allah cennette işte o rüyet noktasında Cenab-ı Allah'ın zatı işte orada olduğuna göre, cennette burada olduğuna, arada bir 7-8 katmanlık mesafe olduğuna göre cennette, yani Cenab-ı Allah'a temaşa, yani işte rüyet bir yolculuk halinde mi olacak, seyir halinde mi olacak? Peygamberimiz gibi yani mekan meselesi mi dediniz, bekleyin dediniz, ben tabii bekledim. Yine ona girersek cennette bir şey var, bir seyir sefer yok orada. Cennette olanlar. Bir avamın cennetteki makamı var, kişiler var. Bir de kavas. Dedim ki eğer bu tür şeylerle ehli tahkik meşgul olmuşsa, manen ruhu miraç olmuşsa dünyada, yani sohbetler. Hı hı. Çünkü insan nereden bahsediyorsa fikri oradadır. Şöyle diyeyim. Kaşık nereye gidiyorsa tabağa, kaşık nereye gidiyorsa gözü oradadır. Kaşık burada mı? Evet. Gözüm de orada. Gözüm neredeyse aklım da orada. Öyle değil mi? Dolayısıyla
Diyorum ki herkesin önüne hususi tabak koymayın sofrada. Çünkü muhabbetler dağılıyor. Herkesin kaşı neredeyse gözü oradadır, gözü neredeyse aklı oradadır. Göz neredeyse göz, kalp oradadır. Çünkü göz şeyi aynasıdır kalbin. Uhuvvet burada başlar aile yuvasında. Şimdi bu derslerle ne konuşuyorsan arş, fikir oradadır. Cennette bir inkılap olacak cennetten. Cennette olanlara bir kısma ta lefim arşa cennetin üstün vardı ya böyle çizmiştik. Evet, evet abi. He. Tabii abi. Şundan, cennet, arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, azam, kab-ı kavsen, tamam mı? Şimdi adam burada cennet. Şimdi adam cennet, öyle istiyor. Yani herkese uygun. Buradaki o Allah tecelli edecek. Hani rüyetten döndükleri zaman eşyaları tanımayacaklar diyor. Bu seyahat. Normal. Ha. Yani orada bir seyri sefer var. Seyri sefer. Var. Seyri sülük tarzı bir şey. Evet ama keyfiyetini bilmiyoruz. Eyvallah. Yani. Dönüşte dediğine göre. Evet. Seyri sefer olmaz. Fakat ikinci bir cins var. Bunlarla meşgul olduğu için bir onlar da diğerlerinde inkılabat var. Buralara geliyorlar onlar. Cennetin dışında. Yunus Emre gibi. Cennet. Yani güzeli görüp güzelden şekillenme boyu. Bak Mustafa. Şekil değişecek çünkü diyor. Adam şekil burada. Bütün her şey burada. Ne anlatırsan anlat burada. Ötekisi ise burada olmakla beraber isteğine ver onu bana, bana seni gereksin diyor. Dettiren başka bir şey. Çünkü cennet İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki öyle, sebepsiz, mertebesiz esmanın tecellisidir. Cennet. Cennet. Ama buralar sıfatın tecellileri. Buralara inkılap olacak. Bu dersleri tabii. Ama bunun dibi var mı sonu? Mümkün değil. Yok. Peki nedir bu? O birincisi. Kurbiyet olanlar. Kurbiyet diyor ya. Olanlar. Burada seyri sefer olur. Olur. Burada, cennetin içinde olacak. Bir yere gitmeyecek. Akrebiyete mazhar olanlar ise olanlar inkılaba olacak. İnkılaba uğrayacaklar. Say. Şu. Mekansızlık. Burada da acayip. Burada cismin nihayetidir burası cennet zaten. Cismaniyetin sonudur bu. Burada sen cismi yok. Sonudur bu. Esiri yani. Değil, esir yok. Bu ne? Aynı hayat. Maddesi. Maddesi var. Aynı hayat. Şimdi sırayla gidelim. Ondan sonra dersi şeyini ben de keseceğim. Siz de camiye mi gideceksiniz? Hocam imam tamam. Sen git. Kalırız. Şimdi o zaman ben aşağıdan yukarı çıkayım. Ondan sonra keseyim. Bak. Bak. Atom. Esir. Yani şey yapmıyorum ha, aradakileri saymıyorum enerji. Maddi hayat. Aynı hayat. Aynı hayat. Hayat. Sıfat. Arş. Daha yukarısı var. Alemi. Şehadet. Tamam. Cennet. Şimdi buraya kadar cennete nedir? Aynı hayat. İşte aşağıda da şey, hayatın zatları ve cevherleri var. Bilmiyoruz.
Bilmiyorsun nedir be? Cebrail buraya kadar gelebilir. Cebrail buraya kadar geldi. Bir adım da atarsam yanarım ya Muhammed derim. Evet. Nefi mahfuzun simgesidir. Ceberut alemidir. Aşağı Ceberut. Ceberut alemidir. Ceberut, Cebrail, Ceberut, Ceberut. Yani Cebrail. Bunu iyi kullanırsan, bunu fark edersen vahiy. Çünkü hayvanlara vahiy geliyor. Ve yahu rabbuke ile nafili meni tehazine. Hani Ali'ye vahiy etti. Hani vahiy meratibi var. Vahiy makamı mı Ceberut alemi abi? Ceberut. Bu. Ve bir adım da atarsam yanarım dedi. Ama insanoğlu geçti. Ve yanında da 3 tane şey vardı. Peygamber. 3 şey olmasa peygamberin 33 tane miracı var. 32 tanesi miracı asgardır. Bir tanesi miracı ekberi Muhammed'idir. Altıncı şey oldu. Yani abi 3 şey var derken 3 peygamber derken. 3 elinde emanet vardı. Nur, anahtar, emanet. 3 tane şey. Miracın içine girince Miracı Ekberi Muhammed'i oldu. Ekberi. Bak şöyle yazıyor Risale'de. Miracı Ekberi Muhammed'i. Üstad'ın görüntüsü 7. şu an. Tamam. Bu emanet de hani Talut'un... Bak, Ekber denebilmesi için asgar olması lazım. Ekber denilemez. Tabi sırtıyla anlaşılır. Evet. Dolayısıyla diğerlerine miraç diyor. Tek bir tanesine ekber diyor. Niçin ekber olduğu? İçinde nur, anahtar, emanet. Bunlar ne abi? İçinde var. Nedir bu? Sözler 428'de anlatıyor. Diğerlerin miracını ayıran üçünün olmasıdır. Bunu üçünü kaldır. Asker ol. Bunu kaldır. Ekber de kalkar. O zaman miraç olur. Bizim miraçtır. Ekber olmaz. Efendimizin miracı olmuş değil mi? He? Miracı da olmuş efendimizin. Peygamberim, Miraç Ekberi Muhammed'in olmuş ama bir tane. Bir tane. Üstad, Miraç olmuş diyor yani, Miraç olmuş. Anlamaz. Askerim, Miraç asker olmuş diyor. 32 tane. Tabii 32. Tamam, onun da. 32 tane olmuş zaten. Ya. Onun yazan. He. Çünkü 6. şuanda şöyle geçiyor. Miraç Ekberi Muhammed'i de söylenen o sözler diyor. Miraç Ekberi denebilmesi için Miraç asker. Bana bak, o sandalyeyi ufaktır, büyüktür, soğuktur, sıcaktır, serttir diyebilmek için vaydi kıyas olması lazım. Hı. Ekber dönmesi için asker olması lazım. Peki. Üstadın miracı da asıl abi. Miracı var. Yedinci. Yedinci şu an sihatını anlatır. Evet. Mazar olduğu şeyleri. Sistem nasıl çalışıyor? Dördüncü şu an. Evet. Yani mali. Sistem. Bir de dolaşık bir adam var dolaşan. Dördüncü şu an. Dolaşan gördü duydu. Yedinci şu an. Pratik olan. Yani gördüğü mazhar olduklarını sayıyor. Ne diyor? Diyor ki Haşri diyor saat şey kendisine soralım diyor. Güneşi güneşten sormak lazım geldiği gibi diyor. Allah Allah. Allah'ı Allah'tan soralım diyor. Allah'ı Allah'tan soracağız. Bu hani emanet de Talut'un peygamberlerin emanetleri var ya Talut. He. Onun zaten alakası var mı? Yok. Değil. Şimdi zaten burada yani, dursun. Ailenin. Çünkü namaz kılmayacağız. Ailenin yanarım. He? Ailenin gazı yanarım. Evet. Motor yanarım diyor. Makine yanmasın. Kaç saat oldu? Bilmiyorum ki. Kaç saat oldu? Abi ben bir saat olmaktaymış. Kur'an dediğiniz hani esma sıfattan mı geldi demiştiniz? Esmadan mı? Sıfattan. Sıfattan. Risale'nin geldiği yer neresi abi? Onun zımnında. Yani. Esma'nın zımnında. Oradan gelirse, oradan gelirse vahiy olur. İkinci mertebe olduğu için Esma'dan gelir. Şümürlü ilham diyor. Evet. Ondan dolayı Risale'nin makamı da çok. Risale, Kur'an, ayettir. Ayet, delil, burhan. İspattır ya, ayet. Bak, ayet nedir? Delil, burhan, ispat. Anlamı o zaten. Ha.
Risale-i Nur'da ayeti ispat ettiği için ayetin ayetleridir. Birinci şurada geçiyor. Dolayısıyla Kur'an sıfattan gelmiş, asıl imamların eserleri esmadan geliyor. Ayetlerin yıldızlarından diyor. Evet. Ve birinci şurada... Hasan abi, şimdi bahs-ı zaman, tay-i mekan olayında... Sen de acele edin, dur. Acele etme. Bahs-ı zaman, tay-i mekan olayında abi, zaman canlıdır, ruhtur dediniz ya abi, o zaman kişi... Ayakta kalmaktan yorulmadım inşallah. Göğe estağfurullah sen. Şimdi insan üretecek çok şey var. İnsan varlığın özü. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdümü dide-i ekvalan ademsin sen diyor Şeyh Galip. Varlığın özü insan. Doğru mu abi? Aynen. Şimdi ömür kısa. Yapacak iş yok. İbadet boyutunda, imani boyutta, tefekkür bir sürü boyutta veya eser boyutunda. O zaman zaman canlı bir şey. Cenab-ı Allah'ın lütfuyla o zaman insan zamanı hükmeden, zamanı kaybeden bir adam zamanı tutabilir. O zaman o bazı zaman tayin mekan olayında zamanı açma, çekil, içeri gireceğim deme kudreti midir yani? Yoksa yani fert makamından bahsediyorum eğer anlatabilirsem. Yani bazı zaman olayı kişinin üretme isteğinin kudretinden Allah'ın izniyle ona hükmetmesi, zaman hükmetmesi midir? Bir sıfat o. Yani içine böyle ben... Girmek bir sıfatıdır. İçine girdin, kısa zamanda çok kapıyı kendim açıyor. Yani şöyle... Mazar olduğun zaman şöyle diyeyim. Sen rüyada mekanı sen mi açıyorsun? Yok abi. Yok. Şimdi uyumayı sen yaptın. Uyudun. Uyumayı hemen hemen atarlarsın. Uyuduktan sonra hiçbir şey hatırlar mısın? Ondan sonra zaman ve mekan açılmıyor mu? Gözün kapalı, yerler seyrediyorsun. Bu göz kullanmıyorsun. Kulağın, burada bu kulak çalışmıyor, rüyada kulak çalışıyor. Mekan, buradasın, başka iş yapıyorsun. Mesela gözün kapalı olduğu halde rüyada şeyler görüyorsun. Bu kulak horlamayı bu duymazken horlama anında başka sesleri duyuyorsun. Mekan içine mekana bak. Zaman içine zamana bak. En fazla rüya tıbben bir dakikadır. Tıbben 8 saniyedir. Ustad 1 dakika diyor. 1 dakikada gördüğün rüya diyor. Ama öyle 10 senede yapamazsın o rüya dediği. Şimdi değer esmasına mazhar olmak, zamanı aralamak bir sıfatıdır. Zaman içine girmektir. Esma-i azami derecede mazhar oldun mu, Kadir ismine de mazhar olmuş oluyorsun. Bu sefer insanlara hükmetme özelliğine sahip oluyorsun. İnsanlar, mesela 2 tane evliya var. Bu da hususu olsun. Seni alır, düşüncelerini, fikrini misafir eder, tamir eder, koyar sana. Bazısı var, hiç haberin olmadan sana girer, orada tamir yapar, bırakır, çekip gider. Yani insan bir odun gibi düşün. Bak ne yapacağım şimdi, yani nasıl gireceğim bak içeriye? Odun gibi düşün. Duman ve nur var değil mi? Odun cesettir. Nur ruhtur, duman nefistir. Güneş odunun hiç çaktırmadan içine girip icraat yapmıyor mu? Mesela yaş odunu yakın, dumanı çok çıkar. Koyun güneşe, ne yapar? Güneş içeriye girer, yapılandırır ve dumanını azaltır, nuru sana fazla verir. Güneş içeriye girer, sesi sadasız odunun için tamir eder. Zaten odun donmuş güneştir. Ama nem ise, toprak ise, su ise dışarıdan müdahale var. Öteye geçtikçe içeriye girip müdahale var. Tecelli azalıyor o zaman. Tabii mesela güneş nurani olduğu için suya göre böyle dışarıdan değil, giriyor içeriye yapış, değiştiriyor. Odun, ıslak odunu ortadan kaldırıyor, yakarsan dumanı çoktu, onun için yandım olduğun pişti. Mesela bir adamın niye böyle langur lungur hareketi sözleri olur? Hiçbir şey yani bu adam bunu dememesi lazım. Yani çünkü bir şeyler odun olmuş ama ıslaklığı çok, dumanı çıkıyor. Kuruması lazım. Biraz yanması lazım. O zaman Hazreti... Taassup ehilleri böyle. Islak odun. Girmemişsiniz abi hani sabah namazında... İmam azam. O zaman, bir girmiş. Yani bu bir. Yok şey diyeceğim abi. He. Yani o zam biliyor. Benim elimde 1,5 saatlik bir zaman var. Fiziki olarak Kur'an'ı hatmetmesi en az bir atıyorum mesela ne kadar sürer? 100 saat sürsün. Yok. 7-8 saat rahat sürer. Kur'an hafızların işi. Tamam.
8 saat. 8 saat sürüyor. Asgari zaman ona yetmiyor yani. En az 7-8 kat oluyor. Doğru mu abi? Evet. Ama o girerken biliyor ki ben bunu bitirebileceğim. O zaman hükmetme yeteneğini Allah ona bahşetmiş. Yani Kadir ismini mazhar ediyor. Kadir ismi olayı değil mi abi? Yani Allah ona zaten yürü diyor, ben peşindeyim diyor tabiri caizse. Yani, mesela diyelim başka bir tanesi var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İmam. Arkada cemaat var. Galiba Yasin'in Basri, İbasri veya İmam Bakır galiba. Cafer Sadık da olabilir ama kesin olay var, üçünden birisi. Cafer Sadık da olabilir. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyor. Errahmanirrahim. Sesli. Maliki yevmiddin. Tamam de. Yok. Yok. Hayli zaman sonra ağlayarak ve kim büktüm olarak. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Oraya kadar üçüncü tekil şahıs kullanılıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Oh. Ben sen o. Oh. Errahmanirrahim o. Oh. O oh, Rahman ve Maliki yevmiddin o. Oh. İyyâda ke var. Muhatap zamiri var. Ben sen. Diyebilme. Sana iman edip, iman ettiğime göre bu yetkim var o zaman. Senden yardım isteme hakkım var. Sana iman ettiğim için. Diyecek diyemiyor. Çünkü bir sürü şirklerim var. Bir sürü şey, zanlarım var. Bir sürü gizli şeylerim var. İlahlarım var. Olduğundan diyemiyor. İyyâke ne'budu. Nasıl diyeyim? Böyle kalmış. Allah onaylıyor. De diyor. O zaman diyor. O zaman hazır giriyor. Orada giriyor içeriye. Huzurla giriyor. Huzur. Hazır olduğu için huzur oluyor. Hazır olmasa huzur olmaz sizde de. Şu anda huzur olmaz. Huzur olmaz. Size okul öğretmenisin. Sen de imamsın. Yani kaç saat? 3 saat var mı? 3 saat var mı şu anda? 20 dakika. Kaç? 2 saat 20 dakika. Nasıl bu rahat huzur olacak? Evet. Bu hal nasıl olacak? Normalde ha, hazır olması lazım. Hocam mesela normalde uyurdu ama hiç uyumaya maalesef değil. Çünkü zaman dişi, deve dişi var. Evet. O zaman mekan da çok fazla. Gerçekten çok faydalı oldu abi. Çok Allah razı olsun. Bunu ben hiç düşünmedim. Abi bilmiyorduk yani bunları. Sen şu inanış var ya, işte müminin diyor uykusu tefekkürdür. Tamam evet. Eyvallah da. Bununla mı yetiniyorsun? Ya, bebekken mama yedin. Maddiyle yetinmiyor. Maddilik 3 olsun 5 olsun. Ama burada 3'te yetiniyorsun. Bağış gözlük değildir. Sohbete gel denildi. Sohbete gel uyuman dahi sevap yani. Tamam doğrudur. Doğru. Ama doğru mu? Sen hocasın. Sebabın peşinde olmayacaksın. Sebabın ne arası? Sen güç bakanındasın. Sen artık sebabı isteyene ver onu. Sen rıza ile peşinde olacaksın. Ustad diyor ki meşhur ve hak olan bir şey. Cehennemden ve azaptan kurtulmana bana diyor ki zalimin tamam zulmü devam etti. Ama beşerin zulmü eliyle kader bana nasıl adalet, niye adaletti ben 28 sene ettiğim yani bir şey yapmadım. Evet, sen, niye bana bu işkenceyi ve zehirlemeleri reva gördü? Beşerin zalimi tamam. Zulmü tamam. Ama kader bana bunu niye müsaade etti diyor. Diyor ki kader bana diyor ki diyor Emir Dağı'nda 96'da evet. 106'da. Sakın sakın ha, hizmet imaniye Kur'aniyeni sevaba ve cennete girmene, azaptan ve cehennemden korkmana vasıta ve vesile yapmayasın. Oysa meşhur ve mübah olan bir yol evet. Bana bütün terk ettiriliyordu. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Sebabı, sebapla ne uğraşacaksın? Onu halka söylüyoruz. Sen bazı çıktığın zaman dursun, onu da söylersin. Sen sebabın peşinde değil, rıza ile peşinde olacaksın. Biz cennetin peşinde değiliz. Cennetin sahibinin peşindeyiz. Elhamdülillah. Biz cehennemden korkmuyoruz. Korkmuyor ama. Korkma, cehennemden korkan korksun. Biz cehennemin sahibini kaybetmekten korkuyoruz. Şöyle dediğim, düzelteyim. Cehennemden korkuyoruz, Allah'tan haf ediyoruz. Eyvallah. Çünkü korku haf değildir. Hafın içinde korku da var. Korkunun içerisine ümit verecek koyarsan haf olur. İçinde ümit verecek olmayan korku olur. Bizim cehennem nedir biliyor musun hocam? Nurcuların cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmektir.
Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmaktır. Sen hadi hadi gir. Gir gir. Gir cennete. Tamam dese Allah. Cennete bile soksa cennet midir? Cennetin sahibini bul. Cehennemin sahibini kaybetmek cehennemden beter ki ademdir. Cennetten daha kalitelidir cennetin sahibini bulmak. Çünkü cennet haşa Allah değildir. Allah'tandır. Biz Allah'ı istiyoruz. Rızasını istiyoruz. Öyle bir derdimiz olmamalı. Ama kürsüde bunu demeyiz. Dememeyiz. Anlamaz. Manyak mıdır nedir ya? Kur'an'da hedef gösteriliyor. Tam. Ha? Ey diyor aşık sen diyor şunu istiyorsun bunu istiyorsun 25. sözde cennet istiyorsun tamam sen gir. Ötekisine diyor ki sen ey aşık sen Fethullah istiyorsun. Cennetten üstündür beka. Ondan da üstündür Fethullah. Bir saati? Evet derse geldin. Eğer lakayt kalırsa ben hocayım imam. Yani ben bunları zaten bilirim. Bu adam ne anlatacak? Evet o hoparlördür. Senin cep telefonu insan gibi konuşmuyor. Ama insan değil. İnsan gibi konuşuyor, insan değil. Ha, şimdi Said Nursi gibi konuşuyor ders yapan, Said Nursi değil. Ama Said Nursi onun ağzıyla konuşuyor. Telefon da onun ağzıyla konuşuyor. Sen konuş ders yapanı telefon diye bakarsan, telefonun konuşanı odaklanırsan, diyor musun lan, ne demir lan, seni mi dinleyeceğim? Ama demirde adamı dinlediğin gibi, kürsüde oturan cisimde de sahibi, Delal-i Kur'an sahibi olan dinlersen senin uykun gelmez. Ama ben zaten biliyorum zannı, zaten blok ediyorsun. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha'tım as-salâvâs.